İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve Net'le karşınızdayız. Konuklarım da benimle beraber takdim edeyim. Sonra başlıklarımızı konuşmaya başlayalım. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz. Eyvallah. Çok sağ olun. Nagihan Alçı, Habertürk yazarı. Nagihan hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Şükrü Küçükşahin, gazeteci yazar, İstanbul Stüdyo'da. Hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk. Ederim. Şöyle bir Ankara Stüdyo'ya da hoş geldiniz diyelim. Şaban Sevinç, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şaban Bey çok sağ olun katıldığınız için. Merhaba Sena Hanım. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ve Nasuh Güngör. Sağ ol Sena. Habertürk yazarı, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şöyle 17'den itibaren bir böyle siyasette anafora dönüşen bir konuya geldi. DEM Parti'nin aday listesi belirsizliğe yetişti yetişmedi derken netleşti gibi, başvuru 16.55'te alındı diyor İl Seçim Kurulu. Hiç DEM Parti ile konuşma, kaynaklarınla konuşma fırsatın oldu mu Nagihan? Bütün bu tartışmalar nereden çıkmış, ne yaşanmış? DEM Parti uzun bir toplantıda, şu anda hala öyle. Ben biraz önce hem Ayşegül Doğan'ı hem Meral Danış Beştaş'ı aradım. Hem basından ilgili isimleri aradım. Bana söyledikleri, gönderdikleri mesajlar, yani telefonla konuşamadık, toplantı izledi ama mesajlar yani bu açıklamalara paraleldi. Yani prosedürel bir şey. Biz 17'den önce başvurumuzu teslim ettik. Adaylıkta kararlıyız mesajı veriyorlar. Yalnız yani hakikaten şaşırmanın sonu yok bu ülkede. Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Hani sınava çalışmak için son dakikayı bekleyen öğrenciler gibi günlerdir, aylardır. Yani 20 Şubat değil mi deadline? Böyle bir risk. Neden son dakikaya kadar bekletilir diye ben şahsen merak ettim. Açıkçası ben onu sordum. Onun cevabını alamadım. Yani adaylarda bir sorun oldu gibi bir açıklama yapmıştı Sezai Temelli. Ne gibi bir sorun oldu? Onun cevabını bulamadım açıkçası. Yani şöyle bilen varsa arkadaşlardan. Şöyle açıklamayı sana aktarırken. Uzunca meclis kulisinde soruları yanıtlamış. Başvuru yapılmış 5'e 5 dakika kala diye orada seçim kurulu başkanı kabul etmiyor. Onunla ilgili itirazlar var. Biraz geç kaldık trafik meselesi nedeniyle. Yolda bir kaza var. Ondan dolayı gecikme olmuş. 5'e 5 kala arkadaşlarımız oradaymış, itirazlar sürüyor. Neden kabul edilmedi? Biz de anlamadık. Bizden kaynaklı bir şey değil. Arkadaşlar 5'e 5 kala binaya girmişler. Net bir bilgi alamıyoruz diyor. Yani adaylıkla ilgili bir şeyden bahsetmiyor ama trafiğe takıldık, yetişemedik. Bu trafik konusu Şükrü Bey böyle adaylıkta bile mevzu olabilir. Yani şu da var yani, yani pardon Şükrü'ye geçmeden bir iki şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de bence bu çok keskin kutuplaşma. Ya kimseye hakaret etmek istemiyorum ama topluca bir zeka tutulmasına yol açmaya başladı. Ya kimse düşünmüyor. Herkes otomatik pozisyon alıyor. Bakıyorum şimdi CHP'ye yakın olanlar diyorlar ki işte yok kesinlikle bu kabul edilecek. O kabul edilmemesi gerekir. İktidara yakın olanlar kirli oyun. İşte muhalefet özellikle DEM Parti geç başvurdu gibi düşünüyor. Ya bir dakika, yani kaçta başvurulmuş, ne oluyor ve günler torbaya mı girdi? Yani başvuru yapmak için bir saat var. 20 Şubat'ta saat 16-17 arası bu aday başvurusu alıyoruz filan dendi. Bizim mi haberimiz yok? Yani her açıdan, her tarafta ben çok ciddi bir sıkıntı görüyorum. Yani biz hakikaten öngörülebilir bir ülke olmak, zamana saygı gösteren, gelişmiş bir toplum olmak istiyorsak bütün bu refleksleri sorgulamalıyız. Yani bunun mesela son ana neden bırakıldığını, neden böyle bir, bunun tercihli mi olduğunu, mecburi mi olduğunu, nasıl olur acaba burada prosedürler, süreç nasıl ilerler bilmiyorum ki. Şimdi ay bugün ayın 20'si, bugün zaten saat 5 sondu. Evet. 22'sine kadar ayrıca ek süre var. 3 Mart'ta da son hali verilecek ama. Mesela dün veren partiler var. MHP, ilk veren MHP verdi. Yani MHP, Milliyetçi Hareket Partisi bütün listelerini 2 gün önce, bugünle salı, cumartesi günü, pazar günü sabahtan hepsini verdi. Yani, tebrik etmek lazım yani MHP. Tabii tabii, MHP harika. Çoktan, bir de listelerini ilk bitiren, adayları bitiren parti de o. Hiçbir tartışma da yoktu. Evet, buradaki mesele şu, yani İstanbul trafiğinde eğer bir şey, bir yere gidecekseniz, yol bir saatse, siz onu 2 saat varsayacaksınız. Çünkü trafik kazası olur, trafik yol çalışması olur. İşte 16.54'e gitmişler, bir açıklama yaptılar. Son anda yetişti. Şimdi gitmese, geç kaldık dese haliyle tabii ki birileri diyecekti ki işte bunlar kasıtlı yaptı. Eğer kabul edilmese öbür taraf başka bir şey söyleyecek. Zaten bu saatten sonra DEM Parti açısından geri dönüş yok. İstanbul aday çıkardılar. O aday
zaten kabul edildi. Ha 22'sine kadar bir vakit var, Perşembe gününe kadar. Sonra 3 Mart'a kadar da son listelerin onaylanması, yani YSK ben bunu torbaya koyacağım artık, son hali budur diyeceği tarih 3 Mart'tır. Dolayısıyla böyle. Şimdi DEM Parti bu mesela Diyarbakır'da olsa veya Batman'da olsa tartışılmayacak. Ya da Bursa'da olsa tartışılmayacak. İstanbul seçimlerinde belirleyici olduğu için mesela katılmaz. Eğer katılmasaydı İmamoğlu bu defa seçim İmamoğlu açısından, Sayın İmamoğlu açısından formaliteye dönecekti. Katıldı, bir daha başa baş her halükarda bir oy alacağı için tartışma buradan dönüyor. Ama bu yarımların yapılması da, ya parti de Allah aşkına yani bu kadar disiplinli, biraz insan disiplinli olur. Yani sabah 9'da git ver. Ha, evet. Yani niye saat akşam 4'te çıkıyorsun? Yani 9'da ver, sabah 10'da git ver. Öğlen 12'de git ver. Ya işte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Ne olur da bir yani son dakikaya kalır. Ben şöyle söyleyeyim. Ben nedir oradaki etken falan? Belki bu da bir stratejidir. Yani bence, onu da unutmayalım. Belki yok, de ben geç öyle kalmadılar. Olduğunu düşünmüyorum. Şimdi onlar belki o yolda hakikaten bir kaza olduğusu söyleniyor o yolda. Belki hakikaten bir kaza vardı. Belki 3'te varacaklardı. Bilmiyoruz hani bir şey olarak ama bu tür durumlarda bence AK Parti'nin, MHP'nin yaptığı gibi, CHP'nin yaptığı erkenden listeleri vermek en iyisi olurdu ama Allah'tan teslim ettiler, seçime giriyorlar da tartışmalar bitti. Yani, ama sonuçta yani kasıtlı yapıp yapmadıklarını elbette ki niyet okuyamayız. Onlar yani biz 16-55'te verdik diyorlar ama bu hadiseyle birlikte demin İstanbul'da ne kadar kritik olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Yani isteyerek ya da istemeyerek kendini bir kere daha bu şekilde kritik bir pozisyonda olduğunu hatırlatarak göstermiş oldu. Ama yok, bu saatten sonra artık DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmamak gibi bir şeye giremez. Zaten adayını koydu. Çünkü o zaman ikna edici hiçbir tarafı olmaz. Şaban Sevinç, sizde var mıdır bir kulis bilgi? Yani gazeteci meslektaşlarımla şimdi buradayız. Açık ve Net'te böyle bu akşam olduğu konuk listesi iyi de oldu. Bu da belki bir stratejidir dedi Nagi Yanaltı. Niyet okuyamayız ama böyle de bakılabilir belki dedi. Öyle görür müsünüz? Bir de varsa lütfen kulisini siz de paylaşınız. Ya şimdi şöyle yani... Bu her seçimde olur. Her seçimde bazı partiler işte Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da da hani böyle işte 17'de ya da 17'ye 5 kala ya da işte böyle 5 geçe falan gibi o sıkışıklık her seçimde yaşanır. Hep ben de Nagi Yanaltı gibi şaşırırım. Ya niye bu kadar geç bırakıyorsunuz bu işi, niye son dakikaya bırakıyorsunuz diye ama tabii sonradan baktığımızda bu işin mutfağında yoğun çalışmalar yapılıyor. Biraz da yani bu işte yetkili olan, yani o listeleri, aday listelerini hazırlayan kişiler, işte parti yöneticileri, illerde işte partinin il yöneticileri, ilçe yöneticileri, Ankara'da işte genel merkezdeki ilgili kişiler vesaire, tabii birden fazla böyle onlarca dengeyle uğraşıyorlar o listeleri yaparken. Biraz işin içinden çıkamıyorlar son dakikaya kadar. Ve Türkiye genelinde düşündüğümüzde işte binlerce belediye meclis üyesi adayı mesela belirliyorlar. Hani her parti Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde işte 600 milletvekili adayı hazırlayıp veriyor. Türkiye genelinde belediye meclis dediğin zaman şimdi sayısını tam bilmiyorum ama herhalde bir 7-8 bin meclis üyesi bildiriyorlar. Yani yanılmıyorsam birazdan rakam gelecek. Şimdi ben de hani bu tartışmalar üzerine merak ettim, sordum bir arkadaşa. Dolayısıyla hani böyle o dengelerle uğraşmak, işte onu mu koyalım, bunu mu koyalım, işte o arada kulisler oluyor, o kulislerde daha etkili olan oluyor, işte daha önce söz verilmiş olan kişi çıkarılıyor, işte yeni başka kişi sokuluyor, sonra işte bir tartışma yaşanıyor, yeniden listeler değiştirilmek zorunda kalıyor. Böyle bu faktörler bu gecikmelere neden oluyor diye düşünüyorum. Bir de şey oluyor, yani bir de şimdi belediye başkanı adayı var. Sonuçta meclis üyeleri belediye başkanıyla çalışacaklar. Ama mesela çoğu yerde o belediye başkanına da bırakmıyorlar o meclis üyelerini. Parti yetkilileri belirlemek istiyor. İşte oradan bir takım krizler çıkıyor. Mesela bugün İzmit'te öyle bir kriz yaşandı CHP'de. İzmit belediye başkan adayı istifa etmeye kalktı. Yani meclis üyelerini ben belirlemiyorum, etkili olmuyorum diye. Keza Balıkesir'de öyle bir sorun yaşandı filan. Hani bu tür tartışmalar, dengeler, işte çok sayıda kişi üzerinde, kişi arasında bir efendim bir denge, bir uzlaşma arayışı, işte kiminin kimisini beğenmemesi, itirazlar üzerine değişiklikler vesaire.
ya biraz işin içinden çıkmakta zorlanıyor partiler ve bu gecikmeler ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Neyse ki 5 dakika kala o zaman işin içinden çıktık mı diyorlardır bilmiyorum. Yine de çok geç çünkü. Siz yine sordunuz, dediniz, araştırıyorum, merak ettim ben de. Bir yanıt gelirse lütfen bizimle de paylaşınız. Bakalım tamam. Ne gelecek. Hazır Ankara'dayız, Ankara'dan devam edelim. Nasıl Güngör? Bir strateji olabilir mi? Üzerinden sizin değerlendirmeniz ne olur? Çünkü vallahi diyor ki Nagihan, çok özür dilerim, ne kadar stratejik ve kritik önemli olduğunu görüp konuşmaya başladık DEM Parti'nin dedi. Bu gecikmeyi, yani gecikme de dememek lazım, son dakika başvurusu değil, bununla bağdaştırmak mümkün müdür? Ya özellikle yaptılar gibi bir böyle komploda, kehanette bulunmuyorum. Ama sonuçta sebep ne olursa olsun bir kere daha gördük ki hakikaten DEM Parti çok kritik İstanbul'da. Yani kuşkusuz bunu sıcak bir gelişmeyle yaşadık. Bu doğru. Fakat bence burada en ilginç olan şu. Her şeye inanmamızı mümkün kılan bir siyasi atmosferdeyiz şu anda. Evet. Bu çok ilginç. Mesela gerçekten kaza olmuş olabilir. Yani gerçekten son dakikada biri aramıştır, müdahale etmiştir. Gerçekten birisinin saati geri kalmış olabilir. Yani böyle saçma şeyler söylüyorum ama bunların hepsi mümkünken şuna da inanmamız mesela mümkün. DEM Parti kendi kıymetini, stratejik önemini hissettirmek için böyle bir şey yaptı. Buna da inanabiliriz. DEM Parti gerçekten o adaylık sürecini kaçırmak için böyle yaptı. Buna da inanabiliriz. Bunların her biri mümkün. Ama bence en kötüsü bütün bunlara inanabileceğimiz kadar ilginç ve gergin bir siyasi atmosferde olmamız. Bunun üzerinde bir durmak lazım. Bu bir. İkincisi bence Milliyetçi Hareket Partisi'nden söz ettiniz. Aday açıklama yöntemi de dahil. Sadece zamanlama, saat açısından söylemiyorum. Yani Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden, resmi beyanlar, yazılı beyanlar üzerinden yaptılar bunu. Bence ya siyasi partiler şu yaptıkları lansman işlerini bir gözden geçirsinler. Gerçekten yaptığınız bir lansman baştan aşağı saat gibi işlese, çok başarılı olsa, katılımda en üst düzeyde olsa bir siyasi partinin adayına ne düzeyde katkı sağlıyor ya da o siyasi partiye ne düzeyde katkı sağlıyor? Ben zaman harcamaktan, zamanımızı boşa hani yemekten başka bir anlamı olduğunu düşünenlerden değilim. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin o disiplini, o açıklama tarzının da sadeliğiyle de zamanı iyi kullanma açısından da örnek alınması gerektiğini söylüyorum. Son dakikaya yetişti yetişmedi, demin önemini bu söyledi söylemedi. Yani DEM'le ilgili tartışmalar zaten devam ediyor ve hepimiz de biliyoruz ki DEM'in nasıl bir pozisyon alacağı meselesi İstanbul seçimlerinin kaderinde önemli. Fakat son birkaç günde yaşanan gelişmeler de bize net bir biçimde gösterdi ki DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında yapılan görüşmeler, müzakereler geldiği nokta itibariyle böyle bir kent ittifakı İstanbul'da var da filanca ilde yok ölçeğinden çıktı. Artık bu bir açık siyasi ittifak. Neden? Çünkü İstanbul'u merkezine alan bir ittifak. Bunu devamında konuşabiliriz. Hı hı. Ha, biz bu seçim kampanyaları vesaire bununla da ilgili bir şey söyleyeyim. Bu da aslında bunun bir parçası. Şimdi kampanya süresi... Hayır, Nasuhi nereden çıkardı DEM'le CHP ittifakı? Genel ittifakı var. Anlatacağım. İstiyorsanız bu türde anlatayım. Benim için fark etmez. Hayır, merak ettim de. Orası moderatörümüze bağlı. Çok o bir kuvvetli cümleyle... bir yargı koydun da hani öyle bir şey yok çünkü bildiğimiz. Yani senin bildiğin olmayabilir de benim bildiğim vardır. Ben analitik bir şey söylüyorum zaten. Hadi buyurun yani yavaş yavaş siz açıklayın. Bunlar... Sonra buraya dönüşte de hem o başta hem diğerini beraber değerlendirelim. Neden gerçekten bu Pekala. Artık bir İstanbul'u merkeze alan siyasi ittifak dediniz? Ben de çünkü not aldım, merak ettim. Tamam, şimdi DEM Parti'nin kendi siyasi haritasında nereye baktığı, nasıl karar mekanizmalarını işlediği konusunu bu stüdyolarda defalarca konuştuk. Onları tekrar edip adını anmak istemediğim yerleri de burada ifade etmek istemiyorum. Ancak şu bir gerçek. Başak Demirtaş'ın adaylığı sürecini de sıcak olarak birlikte burada konuştuk. O adaylıktan tırnak içinde ikna ediliş ve geri çekiliş sürecini de konuştuk. Sonrasında DEM Parti'nin aday çıkarışını da konuştuk. Bütün bunlar masada duruyor. Şimdi bütün bunlar masada dururken şunu da biliyoruz değil mi? Selahattin Demirtaş'ın o süreçte yaptığı bir açıklama vardı. Yani 1 Nisan ve sonrasına işaret ediyordu. Yani uzun süre seçimlerin olmayacağı bir yeni siyasal dönem. Yani buraya da atıfta bulunuyordu. Şimdi bu atıfta bulunduğu dönemin merkezinde İstanbul Büyükşehir seçimleri var dersem haksızlık etmiş olur muyum? Bence olmam. Yani o siz... 1 Nisan'a işaret etmesi bilakis seçimlerden sonra işte Kürt sorununun yani DEM'e göre, Selahattin Demirtaş'a göre çözülmesi için işte bir takvim başlatılması çabası. Yani Ahmet Türk de Leyla Zan'a da benzer açıklamalar yaptı. Ya 1 Nisan'ı işaret etmesi CHP ile ittifak değil, bilakis iktidarla AK Parti ile bir yeni bir süreç başlatma niyetini ifade etmiyor mu?
Şimdi o da bir yorum sonuç itibariyle. Sen de öyle yorumlayabilirsin. Bence onun içinde bir parça da şu. DEM ve onunla birlikte asıl siyaset yapan odak şunu düşünüyor. 1 Nisan sonrasında yeni güç dengesi neredeyse orada da devam edebileceğimiz, yürüyebileceğimiz alanlar oluşturalım. Burada seninle bir kısımda paralel olabilirim. Ama benim söylediğim şu. İstanbul seçimlerinin sonuçları Türkiye'de siyasetin gidişatına 2028'e doğru olan yol haritasını doğrudan etkileyecek seçimler ise burada kurulan ittifak Türkiye genelinde kurulsun ya da kurulmasın, X ya da Y ilçesinden ibaret olsun ya da olmasın seçimlerin merkezinde, göbeğinde ve ana stratejisi içinde yer alır. O yüzden diyorum ki bu eğer bütün Türkiye'yi kuşatıyor olsaydı da bunu zaten söylerdim ama bütün Türkiye'yi kuşatmasa bile birkaç ilde ve ilçede olsa bile İstanbul nedeniyle bu seçimlerin merkezindedir ve DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında açık bir ittifaktır bu. Genel bir ittifakın özelliklerini taşıyor, onu söylüyorum. Kapsamını değil, özelliklerini taşıyor. Teşekkürler. Yani, Şaban Sevinç? Yani pek bir... Yani şimdi tabii nasıl görüşlerine saygı duyuyorum ama... Yani çok çok köşeli bir hükümde bulunuyor. Ya bilakis... Böyle bir veri yok elimizde. Yani bunu söyleyebilmek için biraz da sesi çok özür dilerim. Artırabilir miyiz değerli arkadaşlar? Şimdi İstanbul stüdyo duyamıyorum der. Buyurunuz lütfen devam ediniz. Böldüm kusura bakmayın. Şimdi şöyle. Ben bunu bir sonraki turda biraz, daha da açacağım biraz ama Şahin'in itirazlarını işte dinlemek istiyorum. DEM İstanbul'da seçimlere girebiliyor mu giremiyor mu? DEM İstanbul'da seçimlere girebiliyor mu giremiyor mu? İşte başvurusunu yaptı mı yapmadı mı? Efendim gecikme senaryosu mu uygulandı yoksa işte... hakikaten mi gecikti falan. Sonra işte yani öğleden birkaç saattir onunla uğraşıyor bütün medya. Habertürk'te, diğer medya organları da, bizler de. Sonra anlaşıldı ki işte İstanbul İl Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla 16.55'te vermişler, tutanak tutulmuş ve seçime giriyor diye açıklama yapıldı. Şimdi büyükşehir adayını çıkardılar. Bildiğim kadarıyla 20 civarında ilçede de aday çıkardılar İstanbul'da. Şimdi böyle olunca nereden hani DEM'le CHP'nin İstanbul'da ittifak yaptığını nereden çıkarıyoruz? Esenyurt'ta ne oldu? Adamlar adaydan çıkarmış. Güngören'de ne oldu? Çağban bazı ilçelerde yapıyor, büyükşehir'de Güngören'de, adayı çıkarıyor. Güngören'de İYİ Parti'nin birini koydular. Güngören'de ne oldu? Yani. Güngören'de milliyetçi birini koydular. Güngören'de şöyle bir şey oldu. Güngören'de, bakın Güngören'de daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlediği aday Temel Akkoç dün bir açıklama yaptı. Adam gerçekten hasta ve kısmi yüz felci geçirmiş. Tamam. Bende de var. Şaban Bey, Güngören'deki adayı ben biliyorum. Güngören'deki aday çok değişti, çok milliyetçi bir isim. Tamam. İyi Partili birini koyuyor. Hayır, çekildi ya, eski... adam. Hastalığı nedeniyle çekildi arkadaşlar. Şimdi yani tamam konuşalım. Yani DEM'le CHP'yi yan yana koyacaksanız koyun da. Hani bunu yaparken bir takım hani somut şeyler olması lazım. Tamam. Tabii yargınızı söyleyebilirsiniz. Ben de hani... veri yok diyorum. Şimdi mesela Güngören CHP adayı dediğim gibi sağlık nedeniyle çekildi. Onun yerine yine CHP başka bir aday koydu doğal olarak. Mesela Şaban Sevinç şöyle bir veri olabilir mi önümüzdeki hafta ortaya çıksa böyle bir şey? Nasıl bir şey? Yani söyleyeyim ben mesela. DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir protokol ortaya çıksa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye kazanacağı her ilçede bir başkan yardımcılığı ve meclis üyeleri verilmiş olsa, kazanamayacağı yerlerde de meclis üyeliği konusunda onlara alan açılsa bu bir veri olur mu mesela? Ya şimdi tabii böyle bir şey olursa veri olur da şimdi mesela ya buradan hareketle mi ya çıkarsa diye mi konuşuyoruz? Ya çıkarsa mesela, demiyorum. Mesela şöyle bak, bir şey bir hafta olsa, kalmış değil mi? Önümüzdeki haftadan bahsediyorum. Mesela şöyle bir şey olsa. Önümüzdeki haftadan bahsediyorum Şaban tamam, Sevinç. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM arasında bir protokolden bahsediyorum. Ne dediğimi bilecek yaştayım. Sen de beni seversin. Siz bir, tanırsın. Bilgiye dayalı mı? Bir kulise dayalı mı? Bir arka plan bilgisine dayalı mı söylüyorsunuz? Evet, yoksa varsayımsal olarak mı söylediniz? Ben onu merak ettim. Hayır varsayım değil. Bir bilgi varsa. Yani gerçekten bakın. Sena Hanım burada çok haksız bir şey yapılıyor. Yani illaki DEM'le CHP arasında bir ittifak var algısı yaratmak için gerçekten konuşup duruyoruz. DEM de bunu çok iyi kullanıyor. Bana sorarsanız çok da başarılı bir strateji götürüyor. Eğer bu strateji ise bakın son dakika bile yine DEM'i konuşuyoruz. Halbuki bir partinin acemiliği. Ya ama bu daha önce de olmamış değil. Olmuş bir şeydir. Ama ben yardımcı olayım. Aslında şöyle diyebilirler. İşte Cem, DEM bu işe ciddi yaklaşmayarak adayını böylece sıradanlaştırdı. Bu da aslında ittifakın bir
işareti. Böyle de diyebilirler. Yani baktım ben yarım saat içerisinde çok canlı bağlananlar. Hiç şaşırmadık. Evet. Bu zaten bir ittifak anlayışı. Bu şöyle yok Esenyurt, Allah aşkına Esenyurt'ta aday gösterilen Profesör Ahmet Özer yıllardır İstanbul Planlama Ajansı'nda emek veren bir hoca. Evet Kürt kökenli. Yani şimdi niye buradan değişti? Biz Ekrem Bey, biz, hayır, ben zaman, Ali Gökmen'i koydunuz o zaman buradan, niye değiştiriyorsunuz? Ama Dem Parti'nin şey açıklaması var. Ben Allah anlamıyorum aşkına, bu ayıp mı? Nagihan suç mu? Bir kere bakın. Ya ben gerçekten anlamakta bakın, zorlanıyorum. Evet, Dem'le ittifak yapmak suç mu? Çünkü hayır. Yani bunu suç olarak sunanlar ayrı bakın. Çünkü iktidarın temel politikası yapma, Allah aşkına, biz aynen daha önce olduğu gibi Dem'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir sanki bir tek AK Parti'nin ve MHP'nin boyunca ittifak yapma hakkı var. Ben size niye hayır ben şunu anlamıyorum. Özgür Özel'in açıklaması hayır, var. Demin açıklaması var. Hayır Esenyurt'taki aday niye değişiyor? Tam tersini söylüyorum. Ben tam tersini söylüyorum. Ben diyorum ki ittifak ya bakın sanki suçüstü yakalanmış gibi bir tepkiyle devam ederse CHP yine bu işten kayıp çıkar. Ya yok ama işte olmayan bir şeyi bir algı yaratmak. Nasıl yok? Demin açıklaması var. Sayın Özel'in açıklaması Sayın var. Sayın Şükrü Bey ben size istihbaratımı söyleyeyim. Ayıp değil. Ben size bir istihbaratımı söyleyeyim. Kendime hani istihbaratımı da. Tamam sendeki bilgin. Bir şey söyleyeyim. Hayır başka bir şey söyleyeyim. Yani öyle bir şey söylüyorsunuz ki. Hayır. Yani suçüstü yakalanma diyorsunuz. Hayır Şaban Bey bir şey söyleyeyim ya. Yani eliniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar lütfen, bakın Çince ve Fransızca yani. Konuşuyor. Ya hayır başka bir şey söyleyeyim. Çok güzel. Ben de normal Şaban Bey kimse kimseye saygı. Ya bu politika seçmene saygı mı efendim, Allah hayır ben bir şey söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Lütfen rica ediyorum. Şaban Bey rica ediyorum lütfen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şaban Bey. Bir şey demedim. Bir istihbaratı var onu söyleyeceğim. Bahsettiğiniz konuda Nagihan biraz da açıklık getirsin. Ya hayır, Dem seçmenini kazanmak. Ya hayır kimse bir şey demiyor. Yani buna niye arkadaşlar gazetecilerin elinde belge varsa ya da bilgi varsa koyar oraya. Ya söylüyorum bir müsaade edin. Şöyle olacak, böyle olacak, şöyle olabilir, böyle olabilir. Bir şey söyleyeceğim, istihbaratım var diyorum. Belgeniz varsa, inandığınız güçlü bir iddianız varsa. Ya arkadaşlar ben kimse bir şey demedi niye demle. Milyonlarca izleyici önünde açıklayın. Bir şey Şaban Bey şöyle tamam. Bir müsaade edin. Sizde ne varsa bilgi bir şey dayalı söylüyorsunuz söyleyin. Şaban Bey'in veya Şükrü Bey'in tekrar. Ali Gökmen adaydı. Olabilir. Değiştirildi. Evet. Allah ben, Allah. Bir insanın çok normal olarak... Bak öbürü hastalık dendi. Tamam. Tamam. Benim duyduğum Güngören'de Ekrem Bey İl Genel Meclisi'nde kazanılmasını düşünüyor. Yani sadece İstanbul Belediye'yi kazanmak yetmiyor. İl Genel Meclisi'nde kazanmak için Güngören'deki adayın değiştirildiğini... Ben böyle duydum ama hastalık var dedi. Olabilir. Esenyurt'ta da Ali Gökmen'in yeteri kadar İl Genel Meclisi değil. Yani Dem'e yakın bir isim olursa o görüşten daha çok şey... söylendiği, o yüzden değişildiği söyleniyor. Bir şey daha, bakın bu akşam niye geç verildiği ile ilgili sağlam bir kaynağım var. Bazı Dem Partililer, yani burada Celal Fırat, Sezai Temelli, başkaları aday çıkarmayalım diye saat 4'e kadar tartışma olmuş. 3.50'ye kadar. Biri işte koyalım, biri koymayalım demişler. O yüzden böyle olmuş. En son Tuncer Bakıran bir muhalif kanalda sürekli CHP'yi destekleyecek bir parti değiliz. Kimseye borcumuz yok, kimsenin kuyrukçusu ya da yancısı değiliz demiş. CHP'li o şey değil. Ben kendi görüşüm, bence Esenyurt adayının değişme sebebi İl Genel Meclisi için. Başka bir şey için bunu söyleyeceğiz. Yani CHP ayrıca ittifak da yapabilir. Bunda kötü bir şey de yok. Bu böyle yapınca niye panik olunuyor? Yani ya ne paniği Allah aşkına? Özür dilerim ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bir saniye. İstihbarata dayalı söylüyorsunuz. Yani bir kaynağınıza da yani. Evet kaynağı da. Eğer şayet bu bir derin arka plan bilgisi değilse o zaman kaynağınızın nereden olduğunu da söyleyin. Çünkü son ana kadar aday çıkar mı? Hayır bakın son anda saat 4'e kadar bazı isimler Dem'de aday çıkarmayalım demişler. Çünkü her halükarda aday koyarsa o da verir demiş, aday bizim adaya oy verirler. Ekrem Bey'in kazanması zora girebilir demişler. Demin yetkili kurulu. Dem Parti yöneticilerinden bazıları isimlerini önce, veriyorum. Celal Fırat, Sezai Temelli. 20 da aday çıkarma konusunda karar aldılar ve bunu kamuoyuna da açıkladılar. Adaylarını da açıkladılar. Bir dakika. Ben bu kamuoyuna aday açıkladı. Şaban Bey bir dakika müsaade eder. Böyle şey olur mu? Hayır Nagihan insanlar itiraz etmeyecek mi ya? Demle CHP işbirliği yaptı da ben buna itiraz edince buna itiraz olamaz mı ya? Sevgili ya onaylamak zorunda mıyız müsaade yani eder bunu? Misiniz? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben kendimi şu an... Onaylamak zorunda değilsin ama... Hayır.
Hayır. Hani böyle bir algı yaratmaya ya da çalışmayın. Ya Şaban, bir saniye müsaade. Bir dakika. Bir dakika. Saniye müsaade eder misin? Gerçekten kendimi boğuluyor hissediyorum. Ben Türkiye'deki bu kör dövüşünden nefret ettim. Lütfen beni bu işte alet etmeyin. Tek başına şunu söylüyorum. DEM Parti ile ittifak yapılabileceğini Sayın Özgür Özel geçtiğimiz hafta biz görüşme yaparsak şeffaf yapacağız dedi. Bakın ve de yani sanki ben bu bir suçtur demişim gibi kim söyledi? Öyle diyen Şaban yok ya. Şaban ya da Şükrü, rica ediyorum beni bu kutuplaşmadaki ama da bir saniye kutuplaşmadaki diyalogsuzluk ortamına beni bulaştırmayın. Ne, kendi adınıza ne söylerseniz söyleyin. Bir kere daha söylüyorum. Zaten Sayın Özgür Özel yani. Diyor ki görüştüğümüzü peki, söylüyoruz. Peki, bir saniye. Peki bölgede, Nagihan gelinen noktayı da söyle. Şaban Bey izin verin, Nagihan tamamlasın ya. Size ya olmaz, geleyim. Olmaz. Öfkene bak ya. Hayır, öfkeni. Şey bütün konuşmaların ortada. Evet her yani, şey ortada. Nereye geliyorsunuz ki? İyi de benim ki? Söylediğim yani, şeyin tam bakın, tersini yansıtmaya niye çalışıyorsunuz. Olay, iki bir partinin saat. De açıklamaları var. Ya, her şey gözler önünde. Şey buna rağmen hangi komplo teorilerinin peşinde koşuyoruz ben anlamıyorum ben yani. Ayrıca CHP ile DEM Parti ittifak yapabilir. Bunda da bir şey yok. Bunu suçlayan kim? Ben burada ne Hasan abinin ne Nasuhi'nin ne şeyin kalkıp da CHP ile DEM niye ittifak yapıyor? Suç öyle bir şey diyen de yok. O zaman ben de şimdi. Hayır sen niye kendi kendine öyle bir şey diyen yok ki yani. Gündem iktidarın. Tartışılmasını istediği ben kimin bir konu. Ne tartışmak başka istediğine şey ilgilenmiyorum. Ben sadece şunu söyleyeyim sonra biz de buna zemin hazırlıyoruz sayende. Siz belki yanlış anlaşılmış olabilir benim söylediklerim. Sadece şunu söylüyorum. DEM'le ittifak yapmak yani yolun sonu, hayatın sonu ya da bir suç falan değildir. Sayın Özgür Özel biz görüşmelerimizi şeffaf yapacağız dedi. Hatta bakın önümde söyledikleri. Ben sadece bunu hatırlattım. Esenyurt'ta yani CHP'nin adayı bunu DEM destekleyecek olabilir. Yani ben diyorum ki sadece diyor ki mesela Sayın Özel görüştüğümüzü söylüyoruz. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir. Yani bu Sayın Özel'in kendi sözleri. Şimdi benim tek söylediğim şudur. Eğer CHP genel olarak bu sözlerden sonra hala yakalandı, fara tutulmuş tavşan gibi yok 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 alakamız yok derse hem Özgür Özel'in sözleri havada kalır hem de nasıl ki Mayıs seçimlerine giderken bu kadar HDP üzerinden bir siyaset alanı açılıp bu aslında iktidarı yaradıysa aynı şey yine olur. Sen diyorsun söyleyeyim. Ki zaten tabiatıyla eğer çok özür dilerim Şaban Bey bana bir izin verirseniz ben size de geleceğim ama bir Şükrü Bey'e döneceğim size bana de geleceğim. Bir şey lütfen izninizi istiyorum. Ben de bir cevap vermek tamam. istiyorum olur mu? Size de Nasuhi Bey. Herkese söz vereceğim. İzin verin lütfen. Şükrü Bey'e bir döneyim ve hatta Hasan Bey daha hiç konuşamadı ama sabırla bekliyor. Çok pardon. Teşekkür dinliyoruz. Ediyorum. Ama şu tartışmayı açıklığa kavuşturmak lazım. Tamam açıklığa ya hangi tartışma bir şey yok ki benim ortada ya. Benim açımdan bir tartışma yok. Hayır ben, CHP ile DEM Parti işbirliği yapabiliyor. Gayet normal tabiatıyla bir şey ya sen ne kadar sonra hassassın Şaban Sevinç ya. Ne kadar hassassın ya. Peki şöyle bir soru efendim, hem Şaban tabii. Sevinç size burada, de gelsin siz de burada, oradan açıklayın. Lütfen izin verin bana Şükrü Bey de ona itiraz ettiği için. Biz zaten şeffaflıkla görüşüyoruz demişken Sayın Özgür Özel ve bir seçim ittifakı evet. il bazında olabilecekse şayet. Ve bunun neticesinde örneğin Esenyurt'ta böyle bir ittifak ortaya çıktıysa ve Esenyurt'un CHP adayı çekildiyse ya da başka bir adayla yola devam edildiyse ya da son ana kadar DEM Parti içerisinde bu tartışmalar devam ettiyse bunun ne resabetle iştigal oluyor? Şeffaf şekilde görüşüyoruz dedikten sonra. Hem Şaban Bey'e soru olsun hem Şükrü Bey'e. Önce Şükrü Bey buyurun sizden alayım. Şimdi şöyle bir kere yani o kadar buradaki konuşmacı arkadaşlarımızı dinlediğimizde sanki çok mütevazı sözler söyleniyor. Halbuki iktidarın bu konudaki tavrı net. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin nasıl muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu konuda tavır aldıklarını ve en ağır eleştirileri yaptıklarını, terörle yan yana koyduklarını biliyoruz. Hepimiz de görüyoruz. Ama böyle şimdi Cem Bey diyor ki ya ne olacak olur yani. Sanki Cem Bey yani başka hayır, bir dünyadı, hayır, başka DEM bir Türkiye'de DEM PKK'nın siyasi başka kanadı bir değil Türkiye'de, mi? Başka bir hani bunu demeyecek miyim yani? Ben bunu demeyeyim. Bunu bu ülkenin arkadaşlar, Cumhurbaşkanı diyorsa, MHP diyorsa, Cem Parti dibine kadar PKK'nın siyasi kanadır. Bunu diyeceğim tabii ben. CHP'de tuç işlemiş gibi gidiyor. O zaman panik yapmasın veya size panik yapmayın. Evet bir şey olmuyor demeyin panik yani. Panik sizde. Panik ya sizde. Neyimiz panik Cemci, ya? Cemci panik sizde. Gerçekten ya, ciddi hangi bir panik, panik var. Bütün yani, seçimleri kazanan adamlar nasıl panik olsun ya? Ben panik olsam geçen sene olurdum. Cem bak sana bir şey söyleyeyim. Ya yapmayın Allah aşkına ya bu şeyleri. Gazetecisin biraz muhalefet et tamam mı? Ben güzel muhalefet olur. Ediyorum. Bak, size demediğiniz için ülkede, ben ediyorum zaten. Size demediğiniz için ekonomide ben muhalefet ediyorum. Cem, muhalefet mi var Cem, ülkede? Cem bak
Bak bu adam Hatay'da ne yaptınız ya belli aşkına, değil. İzmir'de ne yaptınız Allah belli aşkına, değil. Şankaya'da ne yaptınız belli değil. Ya söz sende mi? Muhalefet mi var ortada? Hayır muhalefet diyorum. Ya muhalefet söz mi var sende ortada? Mi Allah aşkına ya? Hayır söylüyorsun ya. Sus o zaman Allah aşkına dinle yani. Ya saygısızlık bu yaptığınız ya. Ya ne saygısızlığı ya? Konu kardeşim sonunda bekle. Ne söyleyeceksen söyle ya. Tamam dinle. Ya bu ne insafsızlık tamam, ya? Ya her pro sen de yapıyorsun canım arada bir yapmıyorum şey yapmıyorum efendim. DEM Parti PKK'nın siyasi hala kanadıdır. Devam ediyorsun. Bence öyledir. Hala devam ediyorsun. Bak bunu duymak istemiyorsun. Şunu yap. Duymak istemiyorsun şunu, bunu. Bunu millete anlatamazsınız bak, çünkü. Bak bu ülkede ne yaşanıyor biliyor musun? Bu ülkede Cem, bunu anlatan hiçbir şey Cem, yaşanmıyor. Cem bak bu ülkede ne yaşanıyor biliyor musun? Cumhurbaşkanı çıkıyor idarenin başı. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararları bizi rahatsız ediyor diyor. Diyor ki Danıştay'ın bazı kararları bizi rahatsız ediyor diyor. Danıştay niye var? Çık bak bunu konuş önce. Bence Türkiye'nin tamam, ben ana gündemi bu konuda, tamam mı? Bir saniye. Danıştay bak ben bak dinle çıktığım dinle. Yayında sonra Anayasa konuş. Mahkemesi bak, karar tanımaldır dedim ya. Konuş. Sen de buradaydın. Bak dinle sonra konuş. Diyordum. Tamam mı? Bak bunu tartışmıyoruz. Danıştay tam da idareyi denetlemek için, idareyi rahatsız etmek için karar alan bir organdır. Ama hayır ben laüselim. Danıştay dinlemem. Anayasa Mahkemesi ya dinlemem diyor. Ya FETÖ konusunda niye hassas olmasın Cumhurbaşkanı ya? Gününüzde. Senin hassasiyetin olmayabilir. Bir tek Cumhurbaşkanının var. Üzerine. Bak bugün Türkiye'de ya bundan sen daha kendi hassasiyetini Erdoğan hassasiyetini karıştırma. Bak Cumhurbaşkanı dibine kadar bu ülkede FETÖ gerçeği var. Adam ailesine saldırılmış. Peki. 450 tane savcı hakimin geri dönmesinden Cumhurbaşkanı Cem, rahatsız olmasından daha doğal ne olabilir ya? Cem bu hayır efendim. Ne bir var şey bunda yani? Bir saniye. Bak karıştırma. Hemen orada FETÖ MET'e getirme tamam mı? FETÖ'cü ne? Hayır, Danıştay bir niye rahatsız? Erdoğan niye rahatsız? Çünkü 450 kişinin FETÖ'cü olduğuna şüphe ediliyor. Bunlar görevi iade olmuş. Ben ya diyor Cem, şüphe ediyorum diyor. Bak ne var bunda? Cem kıvırıyorsun işte bak. Ya niye kıvırıyorum arkadaş? Gerçeği söylüyor. Sen işine gelmiyor yani. Cem yargı kararı. Bak Danıştay'ı yok et o zaman kardeşim. Ya hayır Danıştay kardeşim. Danıştay bir kurum tanıma. Bak, bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Ben burada bak, Can Atalay konusunda Anayasa Mahkemesi kararını bak, hala hayır. Benimle tartışıyorsun. Sen işine gelmiyor. İstediğin işine Danıştay gelmiyor. Ne biliyor musun? İstediğin i̇şine Danıştay gelmiyor ne biliyor musun? Hayır. Sen hukuk tanımıyorsun. Sen demokrasi bilmiyorsun. Ya ben bilmiyorsun. Nasıl hukuk tanımıyorum? Sen adaletin, Can Atalay, yargının Can ne Atalay kararında bilmiyorsun. Anayasa sen de vardın burada. Ben de itiraz ettim. Diye konuşuyorsun. Tamam ya yapma bak, Allah aşkına ya. Tamam sus o zaman. Bir saniye. Anayasa Mahkemesi 367 kararını bak, veren her kararda sözünü, doğru değildir yani. Sözünü dinle. Bana bu ülkede yargı başbakan asmıştır bu ülkede. Ya provoke. Bana bunu söyle. Ben konuşayım. Sen provoke ediyorsun. İşin içinden çıkartınca Erdoğan bilmem ne. FETÖ gerçeği var bu ülkede ya. Senin bak, işine gelmeyebilir. Erdoğan işine yana geliyor. Olursun. Bak ya hukuktan yana olursun. Ben hukuktan yana. Evet biraz yani karşı bir, olursun, bir, tamam. Biraz tansiyonu biraz. Ya Cumhurbaşkanı niye itiraz etmesin yargı kararına ya? Bu tanrınız da doğru değil. Oraya adam. Konuşuruz. Bakın, ben yargı kararını doğru bulmuyorum diyor. Yargı kararını da atıyor. Siz bana söylemeyin ben size söz verdim ve ikili tartışmaya girdim. Bana söz verdiniz. Halen daha sizde zaten. Bana söz verdiniz. Halen daha sizde söz. Peki arkadaş niye o kadar araya giriyor? Bana söylemeyin. Bu bir tartışma programı. O da girebilir. Siz de girebilirsiniz araya. Ama ben hala dönüp size söz veriyorum. Ve lütfen buyurun tamamlayın. Sorum üzerinden devam ederseniz de ayrıca mutlu olurum. Biz bakın gerçekten bunlar Türkiye'nin çok önemli sorunu ama hemen böyle getiriyoruz. Ben de size söyleyeyim. Tam tersi listeleri değiştirmek için, yolda değiştirmek için böyle bir kaza maza falan dediler desem. Yani bunlar sonuçta yetişmemiş ve gerçekten bir partinin beceriksizliği. Ama tekrar söyleyeyim bakın. Daha o arada canlı yayına başlarım. Bu sürpriz değil. Zaten ittifak görüşmeleri yapılıyordu. Zaten Esenyurt'ta şöyle. Bu gerçekten iktidarın söylediği bu seçime giderken, 31 Mart seçimlerine giderken aynen daha önce olduğu gibi bence muhalefeti köşeye sıkıştırmak ve bu ülkeyi muhalefet yapılamaz bir konuma getirmek, muhalefet partilerini sindirmek, muhalefet lehine görüş belirtenleri sindirmek ve böylece başka bir Türkiye yaratma hevesi. Bence bu ülkede düşünen, konuşan insanların bu oyunu görüp bunu bozması lazım. Bozmuyoruz, tam tersine. Yok efendim işte Esenyurt'ta şöyle oldu da burada böyle oldu. Ya sonuçta partiler kendi iradelerini ortaya koyuyorlar. Koydular. Adayını da sonuçta kabul etti. Ben bekliyordum zaten. Buradan bir şey çıkmaz dedim. Buradan bir şey çıkmaz. Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu, il İlk seçim kurulu der neyse. İlk haber öyle mi dediniz? Evet inanın bunu kabul eder tamam, dedim. Yani ortada oyun yok sorun zaten. Çıkmaz tamam. Dedim yani. Zaten bu belliydi. Ama yine buradan hemen anında bu operasyon. Bakın Türkiye 31 Mart seçimlerine gidiyor. Yerel seçim bu. Doğal olarak insanlar da kentlerde her partiden oy alacak
en iyi adayı tercih etmeye çalışıyorlar. Ve bunun için de az da olsa, bakın bunlar çok az aslında ya, birkaç tane aday değişikliği de gidiyor, şunu oluyor, bunu oluyor. Bu yapılabilir, bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde de olabilir, AK Parti'de de olabilir, burada da olabilir. Ama bu seçime özgü olarak Cumhuriyet Halk Partisi yani hapşırsa bunlar zaten kalp krizinden gidecek. Ya böyle bir yaklaşım var ya. Sizin itirazınız bu adil değil ya. Evet. Ve bunun adil olmadığını düşünüyorsunuz. Bu adil değil. Yani bir partinin yapmadığı bir şeyi ısrarla onun üstüne yapıştırmaya çalışıyoruz. Bu yanlış. Bakın bu demokrasi açısından benim CHP'yi savunmak falan gibi bir derdim yok. Ama sorun ciddi, size söylüyorum. Bakın muhalefet sadece demokrasilerde var. Yani biz muhalefeti eleştirmek çok kolay. CHP'yi eleştirmek de çok kolay. Hadi buyurun. AK Parti, AK Parti'nin de bir sürü yerde adayları istifa ediyor. Yeniden Refah Partisi'ne geçiyor. Bunu konuşmuyoruz. Bunu orada şeylik yok. Orada zaten var. Adayların da sesi çıkamıyor. Çünkü niye? Bir şekilde adaylar korkutuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dedik. Bu da biz burada tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleniyoruz. Cem sonra konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleniyoruz. Ayıp bir şey bu. Ona yani. Yüklenmenin dayanılmaz hafifliğini çok güzel yaşıyoruz. Öbür tarafa tık yok. Ya bu ülkede eğer demokrasi olacaksa birinci derecede hükümettir, iktidar partisidir. Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kapıyorsa bu iktidardan sorulur. Ama biz de her şeyi muhalefetten sorma alışkanlığı var. Zaten iktidarın 20 yıldır yaptığı hiçbir olumsuz uygulama yok. Her olumsuz uygulama CHP'nin, dış güçlerin, benim, sizin, başkasının. Ama bir tek iktidar yok. Yani Erzincan'da bir felaket yaşanıyor. Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir hükümet görevlisi sorumlu değil bundan ya. 9 kişi hala toprağın altında, sorumlu yok. Dağ çökmüş gelmiş, sorumlu yok. Yok, hep başkaları var. Yani bu alışkanlık bize, demokrasiye darbedir. CHP'ye falan değil. Vuralım CHP'ye, vuralım öbürüne. Ama iktidarın bu kadar baskın olduğu bir ortamda, yani Cem Bey Allah aşkına bari siz karşı durun ya. Siz cevap bir eleştiri yapın, bir şey söyleyin. Hasan Bey'e döneceğim. Yani benim, hatta benim itirazım buna. Hayır, Sena Hanım benim itirazım buna. İki dakika. Ben gayet Hasan abi, yani CHP'ye ya da iktidara değil, bize daha doğrusu. Hasan abi bir şey söylemem lazım. Bir ülkede ben burada Sayın Şükrü Küçükşahin'de varken, Nagihan'da herkese varken Cenk Atalay konusu Anayasa Mahkemesi kararını yanlış bulduğumu, Anayasa Mahkemesi kararı nihai olduğunu sen de vardın söyledin burada. İki, Danıştay konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassas olması kadar normal bir şey yok. Bu ülkede FETÖ darbe girişiminde bulundu. Ülkeyi yıkmak istedi. Adamın, Cumhurbaşkanı ailesine saldırdı. 400 kişinin göreve geri geldi. Bunlardan ikisi bile FETÖ'cü olsa, üçü bile olsa bu bile çok fazla. Ya Cem ya bu FETÖ nerede? Bak FETÖ, bak aynı şey yapma. Bak aynı şey yapma. Bak aynı şey yapıyorsun. Samimi ol ya. Aynı şey yapma. Aynı şey yapıyorsun. Samimi ol. Aynı şey yap. Sözümü kesme. Aynı şey yapma. Aynı şey yap. Arkadaşlar ya bir müsaade. Aynı şey yapıyorsun ya. Ya aynı şey yapıyorsun. Ya ayıp ediyorsun şu an. Bak şu an ayıp ediyorsun. Yargı kararı. Ya ayıp ediyorsun. İkiniz de birbirinize aynı şey yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben cevabımı veremedim ya, bak onu dinledim ben. Ama bakın hiç cevap vermem lazım. Bambaşka bir yere. Ya Hasan Bey ağzını aç. Bambaşka. Ya Nagihan onu dinledim. Niye cevap veremiyorum ben ya? Bambaşka bir yere çekiyorsun. Bu ülkede Erdoğan'ın Danıştay kararını itiraz etmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz. Bu bir. İki, yanlış kardeşim AK Parti'de işte bilmem kimse ağzını açamıyor. Kardeşim ben mi diyorum Lütfü Savaş'ı değiştir, Haluk Levent'i koy, onu koy, İzmir'deki adayı oradan gidir. CHP bana bu malzemeyi veriyor da ben söylüyorum. Vermesin malzeme. AK Parti MHP bana malzeme vermiyor ki. CHP bilmem ne. CHP ülkede muhalefet mi var? Ya hala diyor. Bak aynı yapıyorsun ediyorum. Ya. Senin anladığın sen herhalde Hürriyet gibi eskiden istediğin gibi hükümeti dizayn edecek, devirecek bir şey arıyorsun. Öyle o bitti. Milletin de diyor olacak. Bu hükümet milletin hükümetidir. O millet getirdi. Millet yani. Getirdi. O kadar peki, bak millete saygılı olacaksınız millete. Millet peki. Getirir millet götürür. Bunu öğrenmen lazım. Dizel millet getirir için, millet. Gazetelerin devri, Aydın Doğan devri bitti. Bunu öğrenmen lazım. Beyefendi biz onlara hep muhalefet ettik. Sen uyuyordun. Edemezsiniz tamam. Siz muhalefet. Sen uyuyordun o zaman. Siz hiç muhalefet edemezsiniz. Siz edemezsiniz. Niye atıldığımız da benim. Siz muhalefet. Siz hükümetleri devirmek istiyordunuz. Siz seçilmiş hükümetleri devirmek istiyordunuz. Anayasa Mahkemesi'nin Erdoğan'ı devirdiği kararları deviriyordunuz. Devinen herkesin boynu devirsin. Seniz de dahil misin? Siz hiçbir şey yapamadınız. Sizin devirleriniz bitti o devir. Cem. Milletin sesi var artık. O Cem. Gazetecilerin hükümet tamam, devirdiği sen de bitti. İktidarın sesisin işte. Aynen olsun, böyle de. Evet. Hiçbir zaman iktidarın sesi olmadı. Sen de hep yerleşik güçlerin kuvvet adamı oldun. Bak, her zaman askerin adamı oldun. Darbecilerden yana oldun. Her zaman darbecilerden yana oldun. 367'den yana oldun yani. Bir tek gün askerle 367 kararını savundun. Bir tane yazımı çıkar. 367 kararını savundun.
28 Şubat'ı savundum. Darbeyle mücadele 28 Şubat'ı savundum. Karşı çıkmış. Ya bırak Allah aşkına. 28 Şubat'ta Erbakan'ı devirdiniz siz. Peki, teşekkür ediyorum. Sen ne diyorsun lütfen ya? Aydın Doğan'la beraber. Bunu böyle kişiselleşmesin. Gazete, çok rica ediyorum lütfen. Gazeteci. Doğru konuş. Böyle bir hayır bak doğru konuş. Tamam mı? Terbiyemi takınıyorum doğru değil. Ben bu ülkede demokrasiyi sonuna kadar savunmuş bir insanım. Darbecileri savundunuz. Her iki konu için de söylüyorum. Bakın beni yoruyorsunuz, izleyicilerini yoruyorsunuz. Bugün darbeci dedikleriniz var ya. Ben onlarla mücadele ederken siz koyun koyun. Ya siz 411 el kaosa kalktı diyordunuz. 411 el kaosa kalktı diye savundun. AK Parti'nin kapatma davasını savundunuz. Bana gazeteci olarak AK Parti'nin kapatma davasını savundun sen. Peki şöyle. Ben o gazeteden kovuldum kardeşim. Çok özür dilerim. Sen iyi biliyorsun. Tamam. Rica ederim lütfen artık. Hasan Bey, Ankara'daki konuklarıma gideceğim ama izin verin Hasan Bey'e döneyim. Daha hiç söz veremedim. Sonra Nasuhi Bey ve Şaban Bey size de döneceğim. Hasan Bey buyurun söz size. Eyvallah. Şimdi Nagihan Hanım'ın aslında çıkışı biraz da benim hissiyatımdır. Yani onu söyleyeyim. Gerçekten çok tuhaf bir iklim yaşıyoruz ve hani kutuplaşma diye tanımlanabilir. Ya da bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Bırakın 40 akıllının çıkartmasını, 40 akıl da onun peşinden atlıyor. Yani şu anda birkaç saattir açıkçası onu yaşıyoruz. Onu söyleyelim. Biz de buraya bunu taşımayalım mı? Yani evet. Yani şimdi onu söylemek lazım. Şimdi bunu ne iktidar tarafı söylüyor, ne iktidara yakın gazeteciler söylüyor. Mesela şöyle bir şey oluyor. Özgür Özel bir teğmenimizin, şehit teğmenimizin cenazesinden çıkıyor. DEM Partisi'ne gidiyor. Sonra da beraber basın toplantısı yapıyor. Hatta DEM Partisi'nin eş başkanı hanımefendi size eş başkan diyesim geldi cümlesinde kuruyor. Sonrasında Özgür Özel de diyor ki ya biz bu ittifak meselesi yıprandı, o kavram yıprandı, erozyona uğradı. Olacaksa işbirliği, açıktan şeffaf işbirliği yapacağız. Şimdi bu burada dursun. DEM Parti'de daha biz birkaç hafta önce Demirtaş'ın eşi üzerinden konuşurken, yani aday olabilirim cümlesi üzerinden konuşurken, DEM Parti ittifak mı yapalım, uzlaşma mı kuralım, efendim kendi başımıza mı aday çıkartalım tartışması için kendi arasında büyük bir mücadele yaşamadı mı? Bunu konuşmadık mı? Konuştuk. Ahmet Türk bugün daha Medyascope'a konuşmuş. Diyor ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimde 14-28 Mayıs seçimlerinde destek verdiğimiz için %13'ten 8'e düştük. Biz bunun hesabını kendi içimizde yaptık. Medyascope'dan naklediyorum. İzleyicilerimiz bakabilirler. Medyascope sitesinde duruyor hala. Diğer internet siteleri de aldı. Independent almış. O her yerde var. T24'te de var. Hepsinden bakabilirler. Diyor ki biz kendi içimizde tartıştık ve halkımız da bize dedi ki kendi adaylarınızı çıkartın, seçime böyle gidin. Bakın Ahmet Türk böyle diyor. Ahmet Türk böyle derken iki gün önce yani Esenyurt ve ben özellikle Güngören'de dahil ettim ki bu tartışmaya çıkacağını biliyorum. Bence orada bir birbirini regüle etsin diye öyle bir aday değişikliği yaptılar. Onu da söylemek nasıl istiyorum. Nasıl yani? Yani bir tarafta milliyetçi bir aday üzerinden Güngören'de meclisi, il genel meclisin sayısını arttırmaya çalışırken yani. Öbür taraftan demin sözcüsünün söylediği biz Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağladık cümlesinin gereğini yaptı. Esenyurt'ta CHP adayını değiştirerek Van doğumlu çok da başarılı kariyerine baktığınız zaman hepsini okudum. Yani acayip bir CV'si var. Burada da söyleyeyim Ahmet Özer Bey profesör. Çok da kocaman bir CV'si var. Müthiş. Kent, göç, sonra çevre konusunda birçok akademik çalışmalarda olmuş. 3 tane dil bilen bir adam. Şimdi ama kent uzlaşısı cümlesini DEM kurdu. Nerede kurdu? Ne için kurdu? İstanbul'da, Esenyurt'ta. Ama bu bunun devamında bir cümle daha kurdu sözcü. Dedi ki biz hala kent uzlaşısı için görüşüyoruz. Bakın burada sadece CHP'yi de kastetmedi. Şimdi bu gecikmeye de geleceğim. Şimdi bu gecikmenin sebebi Cem bir kulis verdi. Bir bilgi verdi. Yani istihbaratıma güveniyorum dedi. Kendi açıklamaları var. İşte kaza oldu, geciktik ama yetiştik açıklamaları. Ama gerçekten de son ana kadar DEM Partisi'ni biliyoruz ya. Yani hiç öyle ben
beceriksizlik falan olarak düşünmüyorum. DEM Partisi'ni biliyoruz. Fikirlerine katılmıyorum. Karşılarındayım. Fikren mücadele ediyorum. Ama DEM Partisi'nin kurmay aklı, kendi çıkarları veya temsil ettiği kitlenin çıkarları, halkımız dediği insanların çıkarlarını kendince koruma adına veya temsil etme adına sonuna kadar zorluyor. Peki ama bunu nasıl bağdaştırdınız son anda verilmesini anlayamadım. Bakın bugün yani, gün boyu da... Az önce bakın, Şükrü Bey'in dediği gibi bakın, siyasal bir acemilik değilse hayır, ne o zaman? Hayır değil. O zaman ben, ne? Onu söyleyeceğim işte. Bugün gün boyu hala o kent uzlaşısında il genel meclisi listelerinde, ilçe meclisi listelerinde hala İstanbul'daki bazı belediye başkanlıkları konusunda sadece CHP'le değil başka partilerle de görüşme, trafik yaşandığını iddia ediyorum ben. Bunu ispatlayamam şu anda. Ama bunu çıkar. Biraz önce Nasuh Güngör çok önemli bir söyledi. Eğer dedi bir protokol çıkarsa ne yapacağız dedi Şaban Sevgi. Evet devamını gel. Getiremedi. Ya, getirecek. Getirecek. Toparlıyorum ve ben bitiriyorum. Ben yok bitiriyorum. Hayır sizin için söylemedim. Tamam. Hiç yanlış anlamadım. Siz sabırlı beklediniz. Ya kent uzlaşısı cümlesini ilk kuran kim? Ben de AK Parti ile PKK arasında bir protokol çıkarsa şaşırmam. Bitireyim. Ne olacak şimdi? Bitireyim. Hayır ne olacak şimdi? Bakın Sayın İmamoğlu şaşırmam. Seçimlerden sonra İstanbul için yola çıkıyorum dedi ve geleceğim İstanbul Şaban İttifakı cümlesini kullandı. İstanbul İttifakı. Sonra DEM yani kavram üretmede de başarılılar. Kent uzlaşısı fikrini çıkarttı ve bu kent uzlaşısı fikri Özgür Özel'in dilinde de var. Ekrem Bey'in dilinde de var. Yani hep ikisi de kullandı. DEM de kullandı. Şimdi kent uzlaşısı fikrinin altında ne var? İstanbul İttifakı var. İstanbul İttifakı 2019'da nasıldı? 2019'da şöyleydi. CHP, İyi Parti, Millet İttifakı olarak var. Dışarıdan HDP'nin desteği, öyle değil mi? Saadet Partisi'nin kısmi desteği. Kent uzlaşısı buna evrilebilir miydi? Buna uğraştılar. Millet İttifakı dağıldığına göre, İyi Parti kendi adayını çıkarttığına göre. Peki bugün Özgür Özel, Sayın Özel grup toplantısında ne dedi? Meral Hanım'a ne diyeceksiniz diye merak ediyorlar. Çok ağır iki kelime söyleyeceğim. Dedi. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Bakın çok ağır. Ya ne demek bu? Hala millet çok özür dilerim. İyi Parti'nin tabanına hala ya tabanda birliktelik yapalım. Karşımıza almıyoruz sizi. Hani hatırlayın İyi Parti iyilerden oluşur cümlesiyle beraber başladı bu tartışma. Hasan Bey bu çok doğal. Neyi getiriyor? Doğal çok doğal. Ben bir şey demiyorum. Yadırgamıyorum. Benim söylemek istediğim şu. Kent uzlaşısı cümlesinin altında Ekrem Bey'in de beklentisi şu. Ya CHP'nin oyları bizde biriksin. Deme biz kötü bir şey söylemiyoruz. Bak Esenyurt'ta da kent uzlaşısı dedik. Onların profiline uyacak bir tane aday koyduk. Bu da tamam. İyi Parti'ye de canları sağ olsun diyoruz. Özgür Özel'den. Canları sağ olsun. Kent uzlaşısına doğru bir yol alıyoruz. Tabanda bir birliktelik. Evet. Ama iyi bir şey yapıyor ya. Ya ben bir şey demedim. Bir dakika dur. Kendi kanaatlerimi söyleyeceğim. Merak et. Bu siz dediniz ya. Bu arada beni bu Murat Kurum'a çok gergin iklim içerisine çekmeyin. Kent uzlaşısı sorusu sorulmuş. Kime? Murat Kurum'a. Hı-hı. Şu an sahada olmadıkları için uzlaşı ne olacak? Zaman içinde göreceğiz. Sahada nasıl hareket ederler bilemiyorum. Bildiğim tek şey İstanbul'un sorunları demiş. Tamam. Verdi yanıt. Tamam. Bitirdim. Şimdi bu bir önceki tartışmanın dozunun yükseldiğini görünce ben bunları anlatma ihtiyacı hissettim. Çünkü gerçekten de yani size ne oluyor? Yani bunu yanlış anlamayın. CHP'nin iki eş başkanı da bunu söylerken kent uzlaşısı olsun, DEM'le açıktan görüşüyoruz, şeffaf bir şekilde görüşüyoruz derken Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı cümlesi kurulduktan sonra DEM'le biz beraber görülmek niye görülüyoruz cümlesi üzerinden Nagihan Hanım'a bile bir sürü laf söylediniz. Şimdi evet. Ben açıkçası bunu yadırgadığımı söylemek için bütün bunları söylemek istedim. Şimdi peki. DEM bugün geç verdi listeyi. Gün boyu pazarlık yaptılar bana göre. Ve şeydir haklarıdır. Pazarlık yap. Haklarıdır. Ve yine konuşuyoruz bak bugün şu anda. Ama bir şey daha söyleyeyim. Biraz da çuvaldızını batırmış olalım. Şükrü Bey aslında oraya değindi. Öyle bir tartışma çıktı ki sosyal medyada hatta televizyonlarda.
Bir kanat daha işin ne olduğunu anlamadan, aa bak Kandil'den haber geldi, bunlar işte efendim CHP için İstanbul'da listeleri özellikle götürmedi diye başladı. Bir kanat, aa ne oluyor, DEM hala bir şey mi bekliyor? Karma karışık bir şey oldu. Ben son cümle olarak bir fıkra anlatabilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir anlatayım. Biraz o. O kadar şimdi, güzel sordunuz şimdi, ki asla hayır şimdi, diyemem bugün. Evet evet. Şimdi fikren ayrı düşüyordu ama Ahmet Altan'dan okumuştum. Yıllar önce Radikal'deyken. Şimdi büyük bir Ahmet küçük Altan. Bir küçük kutup ayısı gidip babasının bacağından asılıyor. Diyor ki ya baba ben kutup ayısı mıyım? Evet yavrum diyor, sen kutup ayısın. Diyor ki baba sen kutup ayısı mısın? Evet diyor, ben de kutup ayısıyım. Diyor ki baba, babanın babası da mı kutup ayısı? Evet, o da o kutup. Babamın babasının babası? Ben o da niye diyor, kutup ayısı. Diyor ki ya baba iyi de ben niye üşüyorum? Şimdi Nagihan Hanım'ı izlerken, biraz önce konuşurken biraz böyle bir şey. Ya arkadaş her şey ortada ama biz üşüyoruz değil mi? Bir şey var yani. Bir anormallik var yani. Bir anormallik var. Ben buraya işaret etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hasan Bey, anormallik var da gerçekten saldırgan bir tavrımız var. Yani sizin... Ben üzülüyorum ya. Şimdi diyeceğim oradan var var sallıyor. Evet abi. Saldırgan bir tavrım var. Senin de hep karşı içinde Şaban'ın da evet. Askeri savunmaya çalışıyorsun. Çok ya. Ayıp ya. Yani ben Zekeriya Hoca'yı hiçbir zaman savunmadım. Hep eleştirdim. Bence savunmadım. Yargıdaki kişiselleşmeden çok güzel. Yargıdaki o yaptıklarını hiç savunmadım. Hep karşı çıktım. Aydın Doğan 12 Eylül'de 12 Mart'ta da benim yaşım yetti. Hepsine de karşı çıktım. Bence bir şey yok. Ama 28 Şubat'ta çalıştığın gazete hükümet devirdi. Peki. Yani bu nasıl oluyor devirdi. Da bu yine yok. Böyle kişiselleşiyor. Ben Erbakan'ı bunu... sizin gazete devirdi. Aydın peki. Doğan devirdi. Cenk ya bak nasıl konuşuyorsun bana sizin gazete. İnşallah ben gazeteciyim tamam ama mı? Ama önce bir Şaban ama Sevinç ama sen galiba gazetenin gazetecisi. Şaban Sevinç ben gazeteciyim. Yani o devirler bitti. Bakın, hala oradasın. Şaban sen Sevinç buyurun. Milletin aktarın düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Esenyurt'ta adayın değişmesi üzerinden FETÖ'yü biz bitirdik. FETÖ'yü biz bitirdik. Ve bir pazarlık süreci olabileceğine işaret etti Hasan Öztürk. Ve dolayısıyla ne dersiniz görüşünüzü merak ederim. Eda Aydın Doğan devri bitti. Küçük Şahin ve Cem Küçük, izninizle bir bakın ver, geçmiş sözlerine bir çakar. Ankara'daki gitmek isterim. Bak, televizyonlara Bey, çıkıp Zekeriya, hayır ya, demedim diyor. Zekeriya, ama siz bunu çok kişiselleştiriyorsunuz. Her ikiniz için de söylüyorum, rica ediyorum. Bu konuyu kapattık. Bu ne ya? Bu konuyu kapattık, Şaban Sevinç'e döndük. Buyurun. Benim bir tane yazımı ya da bir tane sözümü bul, sonra gel tamam mı? Savundun. Benim ama ben seni bulurum. Bak ben seni bulurum. O devirler bitti Şükrü Bey. Milletin adamı var artık, Erdoğan var. Ona milletin getirdiği i̇şte adamlara saygı duyacağız. İşte senin anlayışın tamam mı? Teşekkür milletin ederim her ikinize de. Bak duyacağız. Ne güzel, ne güzel. Şaban Bey, tavrını buyurun. Ortaya koyuyorsun. Milletin işte, adamları, milletin adamları önemli. Çok güzel, önemli. Onun sözcüsü de olmaya devam et. Olurum, evet. Onu millet seçti. Ben milletin sözcüsüyüm. Teşekkürler. Askerlerin değil, darbecilerin değil. Çok senin teşekkürler. Demokrasi kaygın yok. Demokrasi kaygın yok. Hukuk kaygın yok. Hiçbir şey yok. Şaban Bey buyurun. Askeri devirmiş adam, askeri devirmiş adamlar bana. Sen gazeteciliği öyle görüyorsun, ben senin gibi görmüyorum. Ben seçilmişlerden yanayım. Atanmışlardan değil. Buyurun. Teşekkürler. Çok güzel değil mi? Aynı şey. Ben de onu söylüyorum. Şaban Bey buyurun. Tam fırsat sizde. Lütfen sözü alın. Arkadaşlar. Tabii Cem Küçük eski defterleri açınca, tabii eski defterleri açınca çok söylenecek çok şey var ama... Hani şimdi programı şeyinden çıkarmamak lazım, formatından çıkarmamak lazım. Açabiliriz ya. Hayır. Yani... Bu arada Cem Küçük'ün o şeylerin de yani yaptığı suçlamaları da yadırgadım. Yani bana yapmadı ya ama. Ya bu ülkede medya eliyle Erbakan devrildi, Erdoğan içeri atıldı ya. Bunu nasıl söylemezsiniz sen ya? Sen git onun doğru kaynaklarını bul. Bu ülkenin tamam, belediye başkanı medya eliyle muhtar bile olamazsın dendi ya. Bak doğru. Gerekirse silah kullanırız dendi ya. Gerekirse silah kullanırız dendi. Herkes şahit. Bunun şahidi yanımdaki Hasan abidir. Oradaki Nasuhi'dir ya. Yapmayın. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ben yıllarca bu tartışmaları çok yani. Yanlış mı bu dediklerim? Bakın ben yanlış. De yıllarca bu tartışmaları yapmış ya, bir insanım. Ya. Ama ben bu ülkede Erbakan devrildi ya. Bugün varmış. Geldiğimiz noktada tamam doğru yani suçladığı Türkiye'de çok ciddi yanlış. Bir askeri vesayet vardı. Çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Ama bugün bunları tartışmayı ben açıkçası çok anlamlı hayır, o değil. Bulmuyorum. Ben şuradan itiraz geldiğimiz ediyorum ya. Noktada bak, Türkiye'deki ya, problemleri bak, konuşalım. Uzatmak ya istemiyorum. Biz... Bak ya Nagihan bir saniye. Ben burada müsaade eder misiniz? Can Atalay konusunu. Müsaade eder misiniz? Anayasa Mahkemesi yanlış olduğunu söylemedin mi? Doğru hep söylüyorsun. Osman Kavala'yı Erdoğan da Danıştay konusu şüphesini söylemesi. Erdoğan Danıştay'ı lağım ediyor.
Kararı tamam. Tanımıyorum mu diyor. Az önce de söylendi. Evet, bunlar tekrar ben bunu düşüyor. Bir kısa döngü içerisinde geziyoruz yani. Ve ben bence bunu buna gerek yok. Buyurun Şaban Sevinç ya, lütfen. Sonuçta yargıda evet. Çok ciddi problemler evet. Var. Evet. Bunu söylememiz gerekiyor. Buyurun. Teşekkür ederim Sena Hanım. Şimdi şöyle önce şu hani gecikme neden oluyor? O birinci bölümde anlatmaya çalıştım biraz. Bugün demin İstanbul'da adaylarını geç yani zor yetiştirmesinden hareketle hani bir tartışma yaşanmıştı. Ben de kaç belediye meclis üyesi veriliyor? Ya, tüm Türkiye genelinde diye bir şey yaptım, sordum ilgililere. Ya İstanbul'da da galiba 1500'e yakın, belki 2000'e yakın demek lazım belediye meclis üyesi. Yani tüm ilçelerde verilen. Hı hı. Türkiye genelinde 20.745 belediye meclis üyesi ilçe seçim kurullarına veriliyor. 20.745. Bu 2019 rakamları. Şimdi nüfus arttığı için bu sayı biraz daha artmış olabilir. Bir de İl Genel Meclisi üye adayları bildiriliyor. Onların Türkiye'deki toplam sayısı da 1272. Dolayısıyla hani ve 1393 belediyede yapılıyor bu. 1393 belediyede toplam 20.745 belediye meclis üyesi adayı veriyor seçime giren bütün partiler. Yani 20.745 er kişi. Tamam anlıyorum. Diyorsunuz ki tüm siyasal partiler için böyle anladım. Cerrahi ince altın hesap gerektiren bir işlem bu aday listeleri. Oradan evet. Bu bilgiyi paylaştığınız evet, evet. İçin teşekkürle şuraya gelmek isterim. Esenyurt konusu bir de DEM'de son ana kadar bendeki istihbarat bu dediğim küçük bir aday bir pazarlık süreci ve aday çıkarmayalım itirazları parti içerisinde parti yönetiminde oldu iddiaları var. Sizde bir bilgi varsa lütfen paylaşın. Esenyurt ve Güngören'de efendim, neden şöyle, aday değişti? Sena Hanım siyasi partilerin çalışma koşulları vardır, organları vardır, kurulları vardır. Öyle siyasi partilerde 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi hatta genel başkan efendim biz şurada aday vermeyelim. Hani yetkili kurulumuz, parti meclisimiz ya da MKYK hani sağ partilerde karar aldı ama ben vazgeçtim aday vermeyelim, bildirmeyelim diyemez. Böyle bir işleyiş yok. Yani bu hani bu matematiğe de aykırı, işte siyasi gerçekliğe de aykırı, fiili işleyişe de resmi duruma da aykırı. Böyle bir durum yok. Dolayısıyla Cem Küçük'ün dediği şeyin bir geçerliliği yok. DEM partisi de diğer siyasi partiler gibi yanılmıyorsam 1,5-2 ay önce seçimlere katılma kararı aldı. İstanbul'da da katılacağını özellikle açıkladı. Hatta aday adayları çıktı. İşte bizler televizyonlarda günlerce tartıştık. İstanbul'a kim olur, Ankara'ya kimi çıkarır, İzmir'e kimi çıkarır DEM Parti, CHP ile işbirliği yapar mı yapmaz mı filan diye günlerce tartıştık. Ve bugün adayların bildirilmesinin son günü olan saat 17'ye kadar her parti yani seçime girme kararı almış partisinin yetkili kurulu tarafından seçime girme kararı verilmiş her parti DEM'de dahil adaylarını hazırladı. Hangi adaylarını hazırladı? Büyükşehir Belediye Başkanı adayları, ilçe belediye başkanı adayları ve belediye meclis üyesi adaylarını hazırladı. Binlerce kişilik bir şey, bir kadro, aday hazırlıyorlar. Tabii bunun bir bürokrasisi oluyor, ilçelerde işte yerel dengeleri oluyor. Efendim genel merkezlerde siyasi dengeleri oluyor, şöylesi oluyor, böylesi oluyor. Şunu aday gösterirsek işte şu kesim oy verir mi? Bundan işte buradan mı yaklaşmak lazım yoksa şuradan mı yaklaşmak lazım diye siyasi partiler bu hem ilçe örgütlerinde hem genel merkezde günlerce tartışılır, müzakere edilir. İşte birisi alınır, öbürü çıkarılır, sonra başkası alınır, başkası çıkarılır filan. Bu işler böyle bir mutfak çalışması gerektiriyor. Dolayısıyla bugün ilk olmadı demin hani bu son dakikada yetiştirmesi. Daha önceki seçimlerde de hatta milletvekili genel seçimlerinde de yaşandı. Biz Ankara gazetecileri bunu biliriz. Nasuhi de bilir, Şükrü Bey de bilir. Yani milletvekili seçimlerinde de bazı partiler böyle adeta koşa koşa girmişlerdir. Yani arabadan inerler, YSK'nın önüne gelir arabayla X partinin yetkilisi elinde milletvekili adaylarının olduğu klasörle. Ben arabadan iner, koşa koşa girer. Yüksek seçim kurulu binasına. Çünkü saat 17'yi geçmek üzeredir falan. Yani bunlar haklı, Ankara'nın rutinidir. Haklısın ama bu kadar tartışılan bir parti ve İstanbul bu kadar kilit hale gelmişken haliyle böyle bir gelişme üzerine. Yani bence o
kadar çok gereksiz şeyle vakit kaybediyoruz ki Türkiye'de. Yani tamam, yapmamız gereken onca şey varken. İyi de onun muhalefet veriyor. Ama vermesin muhalefet. Neymiş? Neyle vakit kaybediyoruz? Vermesin muhalefet. Neyle vakit kaybediyoruz? Hemen muhalefet iktidar dikotomisine girmeyelim. Hayır, neyle vakit kaybediyoruz? Şimdi bu malzemeyi de. Hatay meselesini niye biz 10 gündür konuşuyoruz? Her söylediğimi ağzımı tutmaz mısınız lütfen? Hayır, hayır. Biz 10 gündür Hatay'ı niye konuşuyoruz? Bir müsaade et ya. Bir saniye. Hayır, varken bir şey niye kızıyorsunuz? Ya çünkü ben bir şey söylemeye çalışıyorum. Hemen sloganlarla başlıyorsunuz. Hatay meselesini 10 gündür bizim konuşmamızın sebebi CHP değil mi ya? Ya tamam, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP, ben bir şey söylemeye çalışıyorum. Bakın yani bu şu anda da malzemeyi DEM Parti verdi. İstiyor ya da istemiyor. Sonuçta ya bizim zamanımız kıymetli değil mi bu ülkede, anlamakta zorlanıyorum. Son kaç saat kaç? Yani en aşağı 7 saattir biz bu konuyu konuşuyoruz. Konu çözüldü işte, bitti. Ama gerek yoktu. Yani her seferinde olur son dakika, olmasın. Olmasın. Benim bildiğim Almanya'da pek olmaz mesela. Ya gelişmiş ülkelerde pek böyle şeyler yaşanmaz. Konuşmayın canım. Zamana saygı diye bir şey var. Tekil örnekler bulabiliriz yani, bakmadım ama genel olarak zamanla riayet etmek gerekir. Belediye başkanı Şükrü Genç'le konuştum. 2014'te o da yaşamış. Tamam, anlattım. Ben de diyorum Türkiye'de. Yani, ben sadece DEM Parti şey yapıyor demiyorum bunu. Yani ben de şurada 20 yıldır siyaset gazeteciliği yapıyorum, iyi kötü. Oluyor. Ama niye oluyor? Yani teknoloji ilerliyor, gelişim sağlanıyor deniyor. Ya olmasın yani, birazcık reflektörümüzü buna göre ayarlayalım. Sen bir daha de kronikleşmiş bir sorunumuza işaret ediyorsun. Yani her işi son dakikaya bırakma. Biz de bazen, katılacağımız bakın, televizyon programına bile gecikebiliyoruz. En büyük problemlerimizden biri. Anlamıyorum dediklerini. Yani plan yapmıyoruz. Her şey son dakika üstün körü. Herkes böyle. Ya burada bir tuhaflık var. Bakın hakkını vereyim. Böyle taraftarlık falan yapmıyorum. O kadar bu muhalefet iktidar kör dövüşünde herhangi biri lehine bir şey söylemek insanın üstüne bin tane etiket yapıştırıyor ama bu açıdan hakikaten en yani burada Batı övgüsü yapmak zorundayım. Çünkü Batı'da daha ilkeli bu işler. En Batı standartlarını çalışan parti AK Parti. Bak MHP de öyle. Bir üç gün önceden vermiş. Yani aday belirleme, aday kıstasları üzerinden isim belirleme konusunda. Tek, yani tek adam olduğu için, müzakere edilmediği için oluyor. Hayır, onlar. Asla buna Lager katılmıyorum Hanım. Şaban bak. Çok ciddi eleştiriler yapan bir insanım. İktidar partisi. Siyasi müzakere edilmediği için oluyor. Genel merkezde hazırlanıyor. Çok detaylı biliyorum. Bak bir dakika, diğer partilerde, müsaade et. Diğer partilerde müzakereler oluyor, dengeler oluyor, rekabetler oluyor doğal olarak. Hayır, bu doğru değil. Bakın iktidar partisinde birçok şey yanlış. Kimse farklı da düşünse kamuoyu önünde bunu çıkıp açıklamıyor. Bunu ben de fevkalade yanlış buluyorum. Ama içeride öyle değil işleyiş. Ya içerideki işleyişte gazeteci olarak nasıl CHP'yi takip ediyorsam AK Parti'yi de ediyorum. Aksine son derece bilimsel verilerle, anketler üzerinden ve çapraz araştırmalarla isim belirliyorlar. Hayır. Bakın yani liderin altında farklı görüş belli etmiyor. Gidiyor bir gazeteye demeç vermiyor. Bütün bunlar doğru. Ama aday belirleme, kendi içinde bir strateji belirleme, bu konularda son derece bilimsel, son derece somut veriler üzerinden gidiyorlar. Bakın doğru, muhalefeti işte eleştirmek doğru değil. Muhalefeti değil, iktidarı da eleştirmemiz gerekir ve esas iktidarı eleştirmemiz gerekir. Yani ben muhalefete şunu söyleyeyim. Bence temel problem çok reaksiyoner olması. Yani ben iktidarı kendini savunur pozisyonda görmüyorum. Halbuki iktidarın kendini savunacak bir sürü başlığı var. Yani iktidar sorumlu her şeyden. Ama hep reaksiyoner, hep apolojitik olan muhalefet. Bence bu yanlış bir strateji. Yani 28 Mayıs'a kadar da bunu yaptılar, şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Olmaz. Biraz ergen tepkileri görüyorum ben CHP'nin, özellikle yeni yönetiminde. Bunu da yanlış buluyorum. Yani ne derse desin karşı taraf. Bildiğiniz yolda gidin. İşte ama Nagihan, sorun biliyor musun? Bildiğiniz bak, sen, yolda de mesela, gidin. Sen de mesela o kadar her şeyi çok savunma. Araya giriyorsun ki, o kadar çok söz alıyorsun ki, o kadar baskınsın ki... Aynen iktidarda Türkiye'de böyle öyle bir baskı. Allah aşkına sen değil misin? Ya Allah aşkına iki saattir çıkaralım ya. Vallahi ne kadar çıkaralım. Ne kadar bakın, güzel. Bakın her böyle programda böyle ince denir. İnce, çıkarılır. Hep ben en az konuşurum. Böyle ince ince muhalefeti habire öbür tarafı itekleyip iktidarı ya, böyle yani ince ince. Yani belki en az bir hattı bilmiyorum ama en çok Cem Küçük ve Şükrü Küçük Şahin'i biliyorum. Bu büyük bir haksızlık. Bu ciddi bir başarı. Haksızlık değil, bir başarı. Ben bu çift başlılığı reddediyorum. Teşekkür ediyorum. Şaban Sevinç tamamlayın lütfen. Nasıl gün göre döneceğim sonra. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Esenyurt'ta ne oldu? Esenyurt'ta efendim şu oldu. Mevcut
Yok yok, yine de ben Yusayif konuşuyoruz. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler konuşuyoruz oldu diye Şükrü. Yok yok, Sena Hanım'ın sorusu, Sena Hanım'ın sorusunda Esenyurt vardı da o nedenle hani Esenyurt'ta ne oldu diye. Esenyurt'ta efendim Cumhuriyet Halk Partisi çıkardığı adayı değiştirdi. Neden değiştirdi? Çünkü daha kapsayıcı bir aday çıkarma ihtiyacı hissetti. Neyi kapsayacak? Esenyurt'un demografik yapısını kapsayacak. İşte yani oradaki işte hani Kürt kökenli vatandaşlar, seçmenin yoğunluğuna göre onların daha sıcak yaklaşacağı, işte daha rahat oy verebileceği profilde bir adayla değiştirme ihtiyacı hissettiler ve onu yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır. Bu da olağanüstü bir durum değil. Bu da her partide yaşanan rutin bir şeydir. Her partide muhafazakar seçmenden de oy almak ister. Laik, hani seküler seçmenden de oy almak ister. Milliyetçi seçmenden de oy almak ister. Nitekim Sayın Murat Kurum da İstanbul'da bir taraftan işte hani kendini Atatürkçü diye ifade eden seçmenlere şirin görünmeye çalışıyor. Bir taraftan muhafazakar seçmenlere şirin görünmeye çalışıyor. Bir taraftan Fatih'teki işte tarikat cemaat yapılarında hani oy almaya çalışıyor. Mesela Sayın Hamza da İzmir'de görmüşsünüzdür sosyal medya hesabından işte bir takım fotoğraflar paylaşıyor. Normalde hani Hamza Bey'in hani bir AK Partili siyasetçinin verdiği görüntü öyle midir? Değildir. Ama İzmir'e özel, İzmir'deki o işte yaşam tarzına uygun hanımefendilerin olduğu mekanlara giderek onlarla işte böyle pozlar veriyor, resimler çektiriyor. Yani İzmir'in yaşam tarzı, ben belediye başkanı seçilirsem İzmir'in bu işte nasıl diyeyim hani bu modern yaşam tarzına müdahale etmem, onlarla barışık yaşarım diye mesaj vermeye çalışıyor. Niye yapıyor bunu? İşte İzmir'de o anlayışta olan seçmen vatandaşların da desteğini almak için yapıyor. Çok da doğal, çok da normal. Her parti bunu yapıyor, her parti yapıyor, her aday da yapıyor. Çünkü aday seçilmek için aday oluyor ve siyasette de kıran kırana rekabet var. İstanbul'da da öyle, işte İzmir'de de öyle, herhangi bir ilçede de öyle, Esenyurt'ta da öyle, efendim başka ilçelerde de öyle. Bir sürü aday çıkarıyor her parti ve o ilçeyi kazanmak için, o ili kazanmak için her türlü seçmenden oy almanın yollarını arıyorlar. Yani Esenyurt'taki aday değişikliği bunun bir parça, bu amaçla yapılmış bir hamle evet diyorsunuz. Evet, tamamen bu amaçla yapılmıştır. Tamamen bu amaçla yapılmıştır. Ya başka iddialar varsa o iddiasını söyleyen işte ne bileyim koysun ortaya belgesini. Zaten biraz önce Nagihan dedi ki işte efendim Özgür Özel işte ben DEM'le görüşme yaparsam açık yaparım. Evet, Özgür Özel DEM'le açık görüşme yaptı. İşte DEM Genel Merkezi'ne gitti bu sürecin başında. DEM Genel Başkanları da eş başkanları da CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kamuya açık görüştüler, basına fotoğraf verdiler. Efendim bir takım müzakereler yaptılar. Heyetler çalıştı ama gelinen nokta itibariyle uzlaşamadılar. Hayır, uzlaşamadılar. Dedi canım. Yani şimdi durum kent böyleyken uzlaşısı sağlandı dedi Adem. Ben söz kesmedim ama efendim yani, tamam sağlanmıştır. Şöyle diyor Dem. Ben şöyle anlıyorum. CHP'nin Esenyurt'ta çıkardığı adaya bizim seçmen de oy verebilir anlıyorum. Yani ne olmuş kent uzlaşısı sağlandı? Kötü mü olmuş yani Hasan Öztürk? Yok, yani kötü olmuş demiyorum. Bir adayın seçmen tabanını genişletme çalışmasında kötü olan ne var anlamıyorum. Yani Kürt vatandaşlar, Kürt kökenli vatandaşlar bu ülkenin insanı değil mi ya? Ya bu AK Partililer, AK Partili arkadaşlar şey ne kadar böyle tepeden yani bakmacı oldular? Ne kadar dışlayıcı oldular? Kendilerine diyor, oy vermeyenlere şey nasıl böyle düşmanlaştırıyorlar? Ya. Yani bir Kürt vatandaşın, Kürt kökenli vatandaşın bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak kabul edilmesi için illa AK Parti'ye mi oy vermesi gerekiyor ya kardeşim? Yani lütfen böyle ayrıştırıcı yani bakmayalım. Ayrıştırıcı bakmayalım. HDP seçmeni de, DEM seçmeni de bu ülkenin vatandaşı. Ya en az Cem Küçük kadar, en az Hasan Öztürk kadar, en az benim kadar DEM partisine oy veren seçmen de bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı ve istediği partiye oy verebilir. Temsilcisine belediye başkanı seçebilir. Siz DEM'le CHP'nin ilişkisi ortaya çıkacak diye büyük bir panik DEM'e oy veren vatandaşlarımız, DEM'e oy veren vatandaşlarımız PKK'lı değil. Yani. DEM'e oy veren vatandaşlarımız terörist değil. Böyle yaklaşmayın. Yani iktidardayız diye, 22 yıldır iktidardayız diye. Böyle insanlara
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına böyle tepeden bakmayın. Yani merdivenden yukarı çıkıp insanlara böyle aşağıya doğru bakıyorsunuz. Geçen bu çok yanlış arkadaşlar. Bakın böyle yapa yapa, böyle yapa yapa, açık ara seçim kazandı bu. Böyle yapa yapa Türkiye'nin yarısını ötekileştirdiniz. Böyle yapa yapa Türkiye'nin yarısını ötekileştirdiniz. Yapmayın ya. Yani ne ötekileştirmesi ya? Onu yapıyorsunuz ama. Onu yapıyorsunuz ya, ama. Acaba gizli ittifak mı var, şu mu var, yapabilir. Bu mu var? Nasıl Uygun diyor ki? Efendim var öyle ama bakın önümüz günlerde bir gizli protokol çıkarsa şaşırmam. Gizli protokol demedim. Kardeşim yani. Kim kardeşim yani bu kadar suçlu olmayın. 10 dakika. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi belki farkında değilsiniz ama. Bu stüdyoda söylenmemiş sözler söylüyorsunuz. Belki farkında değilsiniz ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Onu anlamadım yani. Bu kimi suçluyorsun? Hayır, bunu anlamadım. Hep, yani. Ben genel konuşuyorum. Hayır. Genel konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yaratmak istediğiniz yok canım, o senin ismini söyle, benim ismimi söyle, algının yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ya sanki Türk vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirse CHP, DEM Parti ile ittifak yapabilir. Ama birileri DEM Parti PKK'nın siyasi kanadı diyecektir. Ne var bunda? Geçen sene hükümet bunu öyle yapmayın. Kullandı. Öyle yapmayın. Hayır. Ötekileştirme ne ya? Bu ülkede ötekileştirmeyi yapıyorsun. Sen öyle diyorsun da o parti halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 3. büyük parti. Ya kim bir şey demiyor kimse. Senancı papatya çayı var mı acaba? Bu ülkeyi de AK Parti yönetiyor. Ben AK Parti'ye seçmene hizmet ayırımında muhalefet yapıyor. Haklısın. Hayır, Şaban Bey'in dediğiyle ne? Yani, tarikat cemaat diyor. Tarikat cemaatler ne, belirleyici olsa gerçekten İstanbul'da çok yanlış yaklaşıyorsunuz. Geçen seçim ya. Böyle bir belirleyici yok. Ya neredeyse bütün Kürt vatandaşlara terörist diyeceksiniz. Terörist ilan edeceksiniz. Ya Kürt vatandaşların yarısından çoğu AK Parti oy veriyor ya. Kürt vatandaşların yarısından çoğu AK Parti oy veriyor. AK Parti'ye oy vermeyenler. Peki, ya Güneydoğu'da AK Parti ikinci, çoğu yerde birinci veya ikinci parti. Tamam kardeşim, olsun. Olsun. Ya olsun kim, AK Parti kim? Birinci olsun. HDP seçmeninde PKK'lı değil. Öyle peki bir şey AK Parti'ye oy vermeyen Kürtler ne olacak ya? Ya AK kim onlara bir şey diyor ya? Mu kardeşim? Ya HDP'nin işte, HDP'ye oy verenler PKK'lı filan değildir. Ama DEM Parti'nin bazı yöneticilerinin veya DEM Parti'nin siyasi kimliği PKK'nın siyasi kanadıdır. Ama ona oy verenler PKK'lı değildir. Olabilir. Burada söyleyecek birileri yani. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yargı gereğini yapsın. Yargı gereğini yapsın kardeşim. Ya, oy veren vatandaşı. Yapsın, efendim şimdi Esenyurt'taki DEM seçmeni, Esenyurt'taki Kürt panik vatandaş yapmasın, ittifak CHP adayıyla oy verecek diye. Panik oluyor orada ya. Bir terör bağlantısı. Biz niye ittifak yaptık? Yapmaz. Panik olma ya. Çık. Ben aslanlar gibi Esenyurt'ta DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptım de. Adana'da yaptım de, ya Mersin'de yaptım de, Toroslar'da yaptım de, Akdeniz ilçesinde yaptım de. Niye panik olayım? Niye panik olayım? Asıl sen paniksin ya. Ya ben niye panik olayım? Geçen sene ezici bir çoğunlukla seçim kazanmış benim desteklediğim parti ya. Şeyin, en zor seçimi kazanmış ne panik burada iki tane belediye için mi? AK Parti'nin çıkardığı adayın seçim kazanacağına güvenmiyorsunuz. Ekrem ya adam en zor seçimi kazanmış. İki tane belediye, kıytırık belediye alsa ne almasa ne. Erdoğan umrunda mı? Erdoğan bir tek İstanbul'u almak istiyor. Zaten bütün Anadolu'yu alacak. Ya tamam. Çorum alacak, Erzurum alacak, Tamam alsın. Ya İstanbul'a çıkardığı aday çalışsın alsın canım. Ya bu ülkede İstanbul'a çıkardığı aday çalışsın alsın. Nereye? Ama İstanbul'a çıkardığı aday Erdoğan alamayacak diye İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nun oylarını nasıl böleriz'in hesabındasınız? Ya niye bölüyorsunuz? Niye öyle bir hesap yapıyorsun ya? Acaba Ekrem İmamoğlu'nun oylarını nasıl parçalarız? Refah kendi katarına katar. Ona terörist deriz, buna bu deriz, buna bu deriz. Ya yapmayın bunu. Yapmayın bak, bunu. Şaban Sevinç. Murat Kurum'a oy verenler gibi Ekrem İmamoğlu'na oy verenler de bu ülkenin ya birinci sınıf vatandaşı. İnsanlara tepeden bakmayın. Ya kim İnsanlara tepeden bakıyor? Anadolu'nun tamamı Erdoğan oy veriyor. %70 ortalamayla ya. Türkiye'de %52 AK Parti alıyor. Ben ona Anadolu'da demiyorum. Ben AK Parti'ye oy verenlere demiyorum. Ben senin üslubuna diyorum Cem Küçük. Ya kim ötekileştiriyor kardeşim? Ben AK Parti'ye oy verenlere eleştiriyorum. Biz kim ötekileştiriyor? Kim eleştiriyor ya? Burada program başlayalı beri seçmen ayrımını kim yapıyor Cem? Deme kim oy seçmen ayrımını yapıyor? Seçmen ayrımını kim yapıyor Cem? Ben yapmıyorum. Oy verdiğin, desteklediğin parti nasıl yapıyor ya? Nerede yapıyor? Meydanda söylüyor Hatay'a diyor. Ben diyor hizmet vermezsem, ben gelmezsem doğalgaz olmaz diyor. Ya onun öncesine sonrasına bak. Hiç öylesine falan değil. Hiç önü arkası yok Cem. Adam depremde bak, desteklediğin en az oy aldı Defne ilçesine dünya hizmeti götürmüş. Yapmayın bak, desteklediğin partinin lideri söylüyor diye Ordu'da bile CHP'li bir belediye olduğu yere bile doğalgaz getirdi. Hizmet ayrımı olmaz. Hizmet ayrımı olmaz. Ya nerede hizmet ayrımı var? Eşit hizmet. İzmir'e dünya hizmet gelmedi mi? Antalya'ya dünya hizmet gelmedi mi? Onu eleştir. Bak, desteklediğini ne güzel açıklıyorsun.
Bak desteklediğini ne güzel açıklıyorsun. De ki yanlış ya, olur mu hizmet ayrımı olur mu de ya. Şey, Hatay'a hizmet gitmediyse ya yanlış adam, de ya. Bak, Hatay'ı oradan tartış. Bak, Hatay'a dünya hizmet götürdü. En az oy aldı. Defne'de hastaneyi yaptı. Ya, yollarını ama, yaptı ya. E tamam da desteklediğin partinin lideri de Hatay'da söyledi ya. Dedi ki bak dedi biz olmayınca dedi hizmet ya, gelmedi ya onun dedi. Başına baktığınızda öyle bir şey şuraya demiyor adam. Bal gibi de diyor. Yapmayın ya. Ama işte desteklediğin için göremiyorsun. Şaban Bey'in göremiyorsun. Defne'de bekliyorum nerede bitecek. Bu ülkede halkı ötekileştiren muhalefettir. Zaten halkta karşılığı olmayan hayır, muhalefet. Niye seçim kazanamıyor o zaman? 17 seçimdir her sandığa gömülür mü bir insan ya? 17 seçimdir sandığa gömülüyor. KC yanlış ya, böyle bir KC. İfadeleri yanlış de, yani bu. Ya hiç demokratik değil. Bizler ama normal anlamıyoruz der. Millet bize iktidar vermiyor der ya. Saygı içermiyor. Yok, muhalefete saygı içermiyor. Ya. Kullandığın yapmayın. İfadeler var ya tam o iktidarın ya, baskın ifadeleri işte. Peki. Sen de onun temel zihniyeti var. Yapmayın temel zihniyeti var. Erdoğan milletin adamıdır. Bir gazeteci olarak sandığa gömdüm ömdü lafını kullanma. Sizi de millet seçin. Sizi millet seçmiyor. Kullanma. Sizi millet seçmiyorsa ben ne yapayım? Git milleti ikna edin. Tecrübeliyim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ya. Böyle acaba akışın da biter mi diye bekledim. Biraz bekleyince gerçekten bir yerde bitiyor. Biraz sabırla bekliyorum. Bu çok komik laflar bunlar. Cem, ya. Böyle, nasıl ya geçen seneki seçimden insan biraz ders alır yani. Size bir ara soru sormuştum. Onun üzerinde de konuştuk. Ama buyurun siz bir açıklayın. Önümüzdeki hafta bir protokol çıkarsa ne olacak demiştiniz. Biraz açın demiştik ama fırsat olmamıştı. Buyurun. Tabii arkadaşlar şöyle bir dayatma içindeler. Gayet net bu arada, ben hani şunu kastettim kastetmedim noktasında bir tartışma olmasın diye direkt söylüyorum. Şaban Sevinç'le Şükrü Küçükşahin bizden şunu istiyorlar. Kendileri siyasetin tomografisini çekiyorlar. Diyorlar ki siyasetin kan değerleri bu, demir değerleri şöyle, magnezyumu bu kadar, kolesterolü bu kadar, bunu tartışamazsınız. Siyasal bilimler tartışması böyle olmaz. Bunu reddediyorum. Üslubunuzu da reddediyorum. Yaptığınız yakışıksız benzetmeleri de reddediyorum. Biriniz bana masal anlattığımı söyledi, öbürü komple teorisi ürettiğimi söyledi. Ha, şunu istiyorsanız tartışabiliriz. Hem masallar hem de komple teorileri zeka ister, kavrayış ister, dünyayı takip ister. Onları dilediğiniz zaman tartışabiliriz. Ama bunları bana hakaret kastıyla söylediniz. O yüksek sesle bağırıştığınız anlarda bunu duymadım falan değil. Ben, size aynen iade ediyorum bunları. İkinize de. Benim öyle bir kastım olmadı. Hayır. Benim öyle bir kastım olmadı. Aynen iade ediyorum ikinize de. Bu çok yakışıksız. Yok, benim burada, hakaret kastım olmadı. Burada medeni bir tartışma öyle, yürütüyoruz. Öyle ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Öyle anladıysan ağzınız, bak ağzınıza geleni söylediyseniz. Öyle bir ifadem olmadı. Tamam geçtim. Masal diye kayıtlar da var. Geçip bakabilirsin. Sen söyledin. Burada medeni bir tartışma yürütüyoruz. Yani gerçek sosyal, değil anlamında, bak, hakaret sosyal, anlamında değil. Sosyal bilimlere dair bir tartışma yürütüyoruz. Herkesin farklı analizleri olabilir. Herkesin birebir analizi de illa bir somut veriden beslenmek zorunda da değildir. Bunu da tartışabiliriz. Efendim bir gazeteci, sevgili Nazlı, bir gazeteci... Şaban Sevinç, bir gazeteci, önemli ya. Bir iddiada... Bana bir şey öğretmeyin önemli ya. Önemli bir iddiada bulunurken... Bak bana bir şey yani öğretmeyin. Yani inanırsa gümbür gümbür açıklar. Bak bana bir şey öğretmeyin. Yani, bu stüdyolarda insanlar birçok iddia söylüyor. Bu iddiaların bir kısmı gerçek çıkıyor. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde, daha sonraki süreçlerde bu protokole gizli falan demedim. Şimdi burada mesela hadi benim protokolüm, söylediklerimin tamamı yanlış. Ben uydurdum. Zaten sen az önce bu stüdyoda hiç kimsenin söylemediği şeyler üzerinden bir sürü varyansın ettin insanlara ya. Hiç kimse burada Kürt seçmeni falan ayrıştırmadı. Hiç kimse deme oy veren insanlara terörist falan demedi. Kim söyledi bunları da kalkıp bunlara böyle öfkeli sözler söylüyorsunuz? Niye ya yani? Deminden beri, program başından beri... Hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Satır bir şey demedi. Zaten adam ülkeyi yönetiyor neyse, yani. Neyse bir daha ben devam edeyim izninizle. Buyurun Nasuh Bey, şimdi, lütfen devam ediniz. DEM Parti'nin sözcüsü gayet açık bir biçimde Esenyurt'ta uzlaşı olduğunu söylüyor. Esenyurt'a gelen yeni adayın profilini de biliyoruz. Hasan CV'sinin zenginliğinden söz etti sevgili Hasan abi. Hasan benden 8 ay 24 gün büyük olduğu için ona abi diyeyim ben bu yayınlarda. Bir sıkıntı yok. Evet benim açımdan bir sıkıntı yok. Şimdi bu açıklamalara rağmen ittifak denildiğinde niye bu kadar itiraz ediliyor? Bakın bunun bir geçmişi var. Ben size anlatayım onu. O geçmişteki hikaye daha somut, daha netti. Bugünkünün daha analitik olduğunu da söylüyorum sizlere. Söylediklerimden farklı bir şey anlıyorsanız da yine söyleyin lütfen. Ama ben çok berrak anlatıyorum. Altılı masa sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi lehine değil, Millet İttifakı yahut altılı masa, ikisi de aynı, lehine aday çıkarmayan ve onların Cumhurbaşkanı adayını destekleyen HDP'nin de ittifakta olmadığını iddia etti arkadaşlarımız.
Bu stüdyolarda çınladı bunlar. Cem de vardı, Hasan da vardı, Nagihan da vardı. Birçok arkadaşımız vardı burada. Ya diyoruz ki sizin Cumhurbaşkanı adayınızı destekliyor. İyi Parti'den itiraz, öbür partilerden itiraz. Hayır, böyle bir ittifak yok. Bal gibi ittifaktı. Şimdi ben diyorum ki sevgili arkadaşlarım, ilk turda anlatmaya çalıştım ama sözümü boğduğunuz için konuşamadım bir türlü. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Siklet merkezidir. Ekonomisi, hayatı, üretimi, her şeyiyle İstanbul Türkiye'nin merkezidir. Burasının seçimlerine dair bir siyasi partinin ülke genelinden farklı bir strateji üretmesi, burayı merkeze alması, dolayısıyla buradaki kazanan ya da kaybedenin nerede olacağına dair taktikler ve sonuçta stratejiler üretmesi hakkıdır. Ben bu yapılanlar gayri meşrudur ya da meşrudur tartışmasını hiç açmadım. Ve ben diyorum ki tekrar, İstanbul'da bizzat DEM Parti sözcüsünün de Sayın Doğan'ın söyledikleri üzerinden de ifade ediyorum. Belli noktalarda onların kent uzlaşısı falan diye süslü laflarla söylediği şeyler Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti arasında bir ittifaktır. Bunun istediğiniz kadar itiraz edin. Bu bir ittifaktır. İstanbul'da yapıldığı için de Türkiye geneline sirayet edecek kadar, etki edecek kadar, seçim sonuçlarını etkileyecek kadar da önemlidir. Bunun anlaşılmayan neresi var? Bu ittifakın neresine itiraz ediyorsunuz? Bu ittifak ayıp bir şeyse yapmayın. Bu ittifak yanlış bir şeyse sözcülüğünü yaptığınız partilere gidin söyleyin, yapmasınlar. Ama ben böyle bir şey söylemedim. Burada da kimse böyle bir şey söylemedi. Ha, bu ittifakla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan, AK Parti'den, iktidardan bir takım eleştiriler gelir, söylerler. Onlara da bir cevabınız varsa söylersiniz. Ya da söylerler. Hayır, hani ama bir hafta sonra bir protokol çıkacaktı. Bak, ben bir hafta sonra bir protokol çıkarsa söylediklerimi tekrar ediyorum. Her ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı her ilçede bir belediye başkan yardımcısı ve bazı sayılarda meclis üyeleri ortaya çıkarsa o zaman senin için bir veri teşkil eder mi dedim. Cümlelerimi gayet eder. Ifta. Peki bu herkes, bence size tam o noktada Nasuhi Güngör şunu sordum. Dedim ki siz bunu bir bilgiye dayanarak mı, bir varsayım olarak mı? Evet efendim. Hayır, gazeteci kimliğin ne? Söylüyorum. Haber yazar gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ya dinlersen söyleyeceğim. Cumhuriyet Buyur. Halk Partisi'nden çok güvendiğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzun yıllardır siyaset yapan bir isimden aldım az önce. Buna dair önümüzde çok fazla beklemeyeceğiz Şaban Sevinç. Kurultay küskünü mü? Ya ha bak işte kategoriye. İşte kategoriye. Kurultay küskünü mü? Çünkü, ha, tabii, çünkü sizin demokrasiniz ancak oraya kadar. Kurultay küskünü, kurultay memnunu. Öyle mi şimdi? Ama biliyorsun, sen de biliyorsun süreci, tartışmaları. Var. Kurultay... Adam kurultay küskünü ise bu siyasetçi söylediklerinin yalan çıkma ihtimali daha mı yüksek? Şöyle, bir izin verin çünkü stüdyodaki konuklarım anlayamadı. Bir, stüdyo sesi lütfen artıralım, yönetmenimden isteyeyim. İki, Nasuhi Güngör diyor ki ben CHP içerisinden bir bilgi aldım. Lütfen siz söyleyin efendim. Çünkü tam duyulmadı burada. Nagihan Alçı ve Hasan Öztürk duymadıklarını ben söyledim. Buyurun. Ben tekrar söyleyeyim. Bu söylediğimi, yani DEM Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında belli belediyelerde başkan yardımcılığı ve belli miktarda meclis üyeliği konusundaki meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmış önemli bir isim. Benim de sevdiğim, takdir ettiğim bir isimdir. Bana yolladı. Şimdi kendisi kurultay küskünüdür değildir. Ya, bu sorudan sonrasını zaten cevaplamanın bir anlamı yok. Yani kurultay küskünüyse diyelim ki veya değilse bu ne ifade ediyor Şaban Sevinç? Efendim neyi ifade ediyor? Kurultay küskünleri uyduruyorlar mı Cumhuriyet Halk Partisi? Yani aleyhinde propaganda mı yapıyorlar? Sevgili Nasuhi, neyi ifade ediyor? Çünkü orada o ayrı bir tartışma. Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Cumhuriyet Halk Partisi bunu. Içinde. Bir dakika maalesef, ben tamamlayayım ya. Tamam ben tamamlayayım. Tamam, buyur, sonra sen istediğini söyle. Çok buyur, önemli. Tamam. Şimdi şuna da gelelim. Yani şimdi DEM Parti'nin bu stratejisinin bir başka ayağı var. Onu da devamında anlatamadım bir türlü. Bugün de bunu Habertürk'teki köşemde yazmaya da çalıştım. DEM Parti burada Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği yaparken, bir ittifak yaparken bütün ittifak alanını, bütün siyaset beklentilerini de buraya sıkıştırmıyor. Ama bunu söyletmediğiniz için bu da yarım kaldı. 1 Nisan sonrasında da farklı siyaset alanları açabileceğine dair bir takım mesajlar da verdi. Ancak bu mesajlar şu dakikaya kadar sadece Selahattin Demirtaş cenahından geldi. Dolayısıyla DEM Kandil hattından, istemeden kullanmış oldum ama gerçekti bu, DEM Kandil hattından buna dair herhangi bir şey gelmiş değil. O yüzden eğer çok somut veri meraklısıysanız sevgili dostlarım, somut veri ortada. Esenyurt. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. Esenyurt'ta muazzam bir seçmen sayısı var. Siz bu ilçede yapılmış olan bir değişikliği laf olsun diye, yani öyle küçük bir kriz vardı da oradan değiştirdik, seçmene daha sıcak olsun falan diye yapıldığını bize anlatıyorsanız o zaman hani siyaset bilimi falan konuşmayalım buralarda. Gayet açık bir biçimde DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir anlaşmanın sonucudur bu. Ve Ahmet Özer'in de görüşleri
dem çizgisinde görüşlerdir. Açıp bakabilirsiniz onun da söylediklerini. Burada onları anıp da katılmadığım düşünceleri çoğaltmaktan yana değilim. Çünkü peki, kullanmak istemediğim ifadeler var onun sözlerinde. Benim söyleyeceklerim bunlar. Lütfen peki, bu tartışmalarda söylemediklerimizi bize söylenmiş gibi yöneltmekten herkes bir vazgeçsin. Çünkü ben o zaman ne onların söylediklerini dinleyebiliyorum ne de anlayabiliyorum. Anlamak da istemiyorum öyle yapacaklarsa. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle biliyorum ama reklama gitmem gerekiyor. Dönüşte Şaban Sevinç, Şükrü Küçük Şahin, siz de konuşacaksınız. Nagihan Alçın'da diyeceği var. Teorisi dediği için çok kısa yani. Şimdi bakın yani herkesin ittifak yapma hakkı var. Bu son derece doğal. Ama özellikle muhalefetin iktidar yapılma, ittifak yapma eğilimi karşısında terörize edilmesine itirazım var bir. İki, bakın ben komplo teorisi, teorisyeni falan demedim ama komplo teorileri üzerinden diye. Evet, şimdi ben de şunu rahatlıkla, diyor ki denebilir. Liyakat varsa herkes her göreve gelir. Ama işte belediyelerde işte DEM partililer başkan yardımcısı olacakmış. Vallahi bana sorarsanız ben de buna komplo teorisi derim. Aynen, hatta onun ötesine giderim. İBB'de 500 tane PKK'lı terörist var söylemine kadar bunu götürürüm. Yani ne var? Buna da saygı duyması İstediğin lazım. İstediğin yere götürebilirsin. Peki. Şöyle. İstediğin yere götürebilirsin. Ben reklama götürmek istiyorum programı. Çünkü hiç marjım kalmadı. Belki arada bir papatya çayı içeriz. Kan şekerimiz düştüyse bir iki tatlı kurabiye yeriz. Sonra da buradayız. Reklam. Reklamdan döndük geldik. Ya bütün reklam boyunca da konuşulmaz yani. Aynı konular. Neyse. Tekrar devam ediyoruz değerli izleyenler. Şöyle Şaban Sevinç birkaç cümle... Güzel bir cümle söyleyebilir miyim? Ama konuyu tabii ki buyurun. Ya da Şaban Sevinç söyleyecekse o söylesin. Biz arada yine konuştuk çünkü tartışmadık ama. Evet, teşekkür ederim. Şimdi şöyle biraz önce Dasuhi hani ben masal anlatıyor ifademi... Belki biraz daha dini aşan bir ifade olmuş da olabilir. Hayır, ama... Hayır, fıkrayı ben anlattım da masalı kim hani... anlattı onu anlamadık yani. Evet, yani Hasan Bey fıkra anlattı. Ben Nasuhi'nin de masal anlattığını zannetmişim demek ki. Ama ben hani hakaret kastıyla söylemedim onu kesinlikle. Tamam, çok teşekkür ederim nezaketine, sağ olasın. Çok teşekkürler. Siz de görünen o ki reklam arasında konuşmuşsunuz. Ben de burada böyle bir diplomasiyle arayı bulayım dedim. Bir parça olmuştur bence. Sakinleştik, döndük. Hiç sanmıyorum. Göreceğiz şimdi. Yok, Sena gerçekten elinden geleni yaptı. Ben burada şahidim. Yani ne kadar başarılı olduğumu göreceğiz. Şöyle yeni bir başlık açacağım. Nagihan Alçı, şimdi Habertürk.com'da da manşet Lütfü Savaş'la konuşmuşsun. Şöyle manşetten çok özür dilerim değerli izleyenler. Ben CHP'de direnmeyi öğrendim demiş Lütfü Savaş, Nagihan Alçı'ya. Özelle görüşmesini anlatmış. Senden dinleyelim. Şimdi Lütfü Savaş meselesi... Bu tebrikler çok iyi, güzel bir gazetecilik örneği. Kesinlikle tebrik ediyorum. Çok güzel teşekkür bir gazetecilik başarısı. Evet. Lütfü Savaş meselesi nihayet çözüldü. Şimdi hepimiz konuşacağız. Nihayet çözüldü ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfü Savaş'a şapka çıkarıyorum. Yani açıkçası benim için çok sürpriz bir sonuçla çözüldü. Çünkü bu kadar... kendi partisi tarafından yıpratılıp kendi parti genel başkanı tarafından anketlerde düşüş görüyoruz deyip partide kime sorsam kesin gitti derken, hatta pazar günkü aday tanıtım toplantısında bir parti ileri geleni meslektaşımız Hilal Köylü'ye, yanlış hatırlamıyorsam Hilal'e ya da başka bir gazeteci arkadaşa Lütfü Savaş ne oldu, niye yok deyince Lütfü Savaş uf oldu dedi. Yani bu da kayıtlarda var. Bakın bu kadar laflar edildikten sonra Lütfü Bey hiç kişiselleştirmedi. Ben o süreçte de hem CHP ile hem Hatay Belediyesi ile hem Sayın Savaş'la her zaman diyalog halindeydim. Bir şekilde mücadelesine devam etti. Kendime güveniyorum, vazgeçmiyorum dedi. Hatta pazartesi günü, pazar akşamı görüştüğümüzde ben Sayın Özel'in yanına anketlerle gidiyorum deyip Araya'nın anketini bana göndermişti. Sonrasında yine de Özgür Özel'in yeşil ışık yakmadığı haberleri geldi. Ben bugün yayına gelmeden saat 7 gibi falan Sayın Savaş'la konuştum. Uzun bir konuşma. Söylediklerini kısaca aktarayım. Yazıda da var. Diyor ki pazartesi sabahı yaklaşık 45 dakika kadar Sayın Özel'le görüştük. Dedim ki bana bir anket göstermiştiniz. Toplam kaç anket götürdünüz? Yani esasen 2 anket götürdüm dedi. 4 ama 2 diyeyim dedi. Biri Arayan'ın, diğeri de dedi. Benzer sonuçları vardı. Şimdi ismini vermeyeyim. Ama benim götürdüğüm anketlerin tamamında ben önde görünüyordum dedi. Peki dedim, Sayın Özel bazı anketlerden bahsediyordu. Son dönemde yapılan anketlerde
Lütfü Savaş'ta bir düşüş görüyoruz diyordu. O hangi anketlerde? O anketleri getirmedi mi sizin görüşmenize deyince evet dedi. O da 4 anket getirdi. 4'ü de aynı firma tarafından yapılmış farklı dönemlerdeki. Peki o anketlerde ne vardı dedim. Büyükşehir'de yine ben görünüyordum ama bazı ilçelerde düşüş görünüyordu. Benim anketlerimle o anketlerde uyuşma yoktu dedi. Şimdi peki sonra ne oldu? Aramızda geçen bazı konuşmalar var, o iki kişinin arasında dedi. Şimdi oradan şunu anlıyorum, gerçekten sonuna kadar çatır çatır direnmiş Sayın Savaş. En sonunda öpüştük anlaştık dedi. Ben Gazi Mustafa Kemal'in şehrinde Gazi Mustafa Kemal'in adayı olarak o partinin Gazi Mustafa Kemal'in partisinin kazanmasını istiyorum dedi. Dedi ki peki çok direndiniz dedim. Vallahi dedi yaşamak direnmektir. Ben CHP'de direnmeyi öğrendim dedi. Şunu da söyledi. Ben dedi eski bakan Sadullah Ergin döneminde AK Parti ile 27 puandan fazla fark vardı. Ben Hatay'da CHP'ye geçtiğimde bu farkı kapattım, öne geçtim dedi. Bakın göreceksiniz, şimdi de öyle olacak dedi. Şimdi Sena, bir takım iddialar vardı. İlçe belediye başkanları da çekilecek Sayın Savaş eğer adaylıktan geri çekilirse diye. Onu da sordum. Şimdi isim vermeyeyim arkadaşlara ama arkadaşların önemli bir kısmı ben olmasam kazanamayacaklarını biliyorlar dedi. Hatta bana ilçeleri de saydı, onları da yazdım. İşte Antakya'dan İskenderun'a, Payas'a vesaire. Orada dedi ben olmayınca zor. Benimle birlikte hep birlikte bir çalışma yapıyoruz. Öyle kolay. Bakın ben zaten 31 Mart akşamı sevineceğim. CHP ile birlikte sevinelim istedim dedi. Yani son derece net ifadeler. Bir de şunu da söyledi yalnız. Sayın Savaş'ı da şurada eleştiriyorum. Yani bu ne demek? Ben bağımsız aday olarak girsem de kazanacaktım ama evet. CHP ile beraber çok pek olası değil. Yani elbette bir siyasetçi böyle der. Evet öyle diyor. Ama bir yandan da diyor ki Hatay çok stratejik bir yer. Çok jeopolitik olarak önemli bir şehir. Benim gibi Atatürkçü, milliyetçi bir adayın, o bir ismin orada aday olmasını istemediler. Şimdi dedim ki Sayın Başkan, istemediler dediğiniz CHP mi Atatürkçü ve milliyetçi bir adayın Hatay'da aday olmasını istemediler? Hayır, sosyal medya üzerinden çok manipülasyon var. Esas iktidar kanadı benim aday olmamı istemez. Şimdi yani bu konuda ben rezervimi koyuyorum, yazıda da koydum. Şimdi bütün tartışma CHP'nin içinden çıktı. Biz günlerdir burada kamuoyunun önünde yaşanan bir amiyane tabirle kavgaya şahitlik ettik. Dolayısıyla burada topu iktidara atmak çok anlamlı gelmiyor bana. Ama şunu söyleyeyim, günün sonunda Lütfü Savaş en azından şu aşamada kesinlikle kazançlı çıkmış görünüyor. 31 Mart akşamı şayet Lütfü Savaş hakikaten Hatay'dan yeniden sandıktan çıkarsa sadece Hatay değil önümüzdeki süreçte hakikaten konuştuğumuz bir siyasi isim olacaktır. Yani başarısını daha da artıracaktır. Peki CHP kazançlı çıkacak mı? Yani Lütfü Savaş kazanırsa bir anlamda CHP'de hani o kazanınca o da kazandı sayılır olacak. Ama bu kadar kendi kendine zikzaklar çizip kendi adayını yıpratmış ve sonra da geri adım attıktan sonra ya ne yapalım deyip hem de üstüne üstlük iki adaya, iki isme teklif götürüp ikisinden de geri çevirmiş bir parti olduğu için açıkça sonuç ne olursa olsun şu aşamada CHP fevkalade yanlış bir sınav verdi. Peki tam bunu yani şu soruyu soracaktım ben de sana. Tüm bu sürüncemede kalan süreç, karşılıklı açıklamalar, bir alternatif arayışı, alternatif bulun. Bunların hepsi nihayetinde Hatay'da Lütfü Savaş'ı yıpratmış mıdır? Mesela sordun mu bunu, bir yanıt verdim ya da senin şahsi değerlendirmen nedir? Konuşmanızdan sonra izlenimin nedir merak ettim. Yani Lütfü Bey şunu söylüyor. Depremde benim depremin altına kalmamı istediler. Bir şekilde beni günah keçisi ilan ettiler. Şimdi doğru yanlış, yani bunlar eleştiriye açık. Lütfü Savaş evet yani bu tartışmalardan elbette yıprandı. Tabii ki siyasetçi ona sorunca ben kazanacağım, benim karşılığım büyük. İşte Hatay'da çok ciddi bir dinamizm var. Her gittiğiniz yerde bunu görüyorsunuz. Dışarıda çizilen tabloya bakmayın vesaire gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bir de şunu söylüyor. Belediyelerin depremlerde iki temel görevi vardır. Cenazeleri kaldırma ve yangın olursa yangına müdahale etme. Onun dışında her şey aslında iktidarın göreviydi. Ama aslında bana yıkmaya çalıştılar falan diyor. Yani sonuçta Hatay'da çok vahim bir tablo vardı. Bu tabloda elbette ki iktidarın çok büyük sorumluluğu var. Ama elbette ki belediye başkanının da ve belediyenin de sorumluluğu var. Ha, bütün sorumluluğu Lütfü Savaş'a yıkmak yanlıştı elbette. Yani bu tek başına son dönemde olmuş bir şey değil. Toptan bir çarpık yapılaşma, hem çok büyük bir deprem, yani hepsi üst üste geldi. Ama yani benim hiçbir dahlim yok demek de olmaz. Hı hı. Şimdi bütün bu tartışmalardan Lütfü Savaş çıkabilecek mi? Bana gönderdiği Arayan'ın anketinde 4 puan fark görünüyordu. %28 kadar
oy sandığa gitmek istemiyorum diyen bir reaksiyoner seçmen de görünüyordu. Şimdi o seçmenlerin sayısı artacak mı? Yoksa o seçmenler bu CHP içindeki kavga bitti diye ya CHP'ye kızıp Cumhur İttifakı'na kayacak ya da yani ne olursa olsun biz yine Lütfü Savaş'a oy verelim diyecek. Onu henüz bilmiyoruz. Ama sonuçta CHP yönetimi iletişim konusunda tarihin en kötü örneklerini veriyor. Bunu biliyoruz. Teşekkür ederim. Beni esas istemeyen iktidar kanadı. Bu ifadesi bu şekildeydi. Evet. Öyle aktardın. Lütfü Savaş'ın Nagihan Alça'ya yaptığı açıklama. Yani böyle mi iktidar kanadının istememesi üzerinden bir süreç mi izledik? Biz ne dersin Cem Küçük? Şimdi Lütfü Savaş bu akşam bizim TGT Haber'deydi. Orada editör arkadaşlarım bana neler söylediğini attı. Oradan bir şey söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. 15 yıldır belediye başkanı Sayın Lütfü Savaş. Dolayısıyla onun döneminde birçok bina yıkıldı. Kendi izin verdiği binalar. Dolayısıyla o depremde yıkılan ve ölen vatandaşların bir kısmının sorumluluğu Sayın Lütfü Savaş'ındır. Yani benim öyle Nagihan'ın dediği gibi de değil, çok binaya izin veren ve çok bina yıkıldı. Onun döneminde yapılan binalar, siteler yıkıldı. Yani o, ya, tabii ama, ki sorumluluğu var elbette. 10 yıldır ruhsat şimdi, vermiyorum. Bir saniye demiş. Ya, bir şey diyeceğim. Şimdi önümde şeyi var. Birçok bina yaptırmış, birçok onun döneminde yeni bina ruhsat vermiş, yapılmış. Ben buna elbette aksi bir şey demiyorum bu arada. Değil. Yani elbette ki sorumluluğu yani, var. Hatay en çok etkilenen biri. Lütfü Bey böyle bu işten bence bu kadar kolay elini rahat yıkayıp çıkamaz. Etik olarak bana göre CHP'nin İnşaat aday yapmaması... İnşaat ruhsatlarını ilçe belediyeleri veriyor. Ya bir müsaade edin bak dinliyorum hiç kesmiyorum. Bir müsaade et ya. Hayır inşaat ruhsatlarını ilçe belediyeleri veriyor. Ya söylüyorum bir şey veriyor. Söylüyorum bakın bir şey söyleyeyim. Ben kanunları biliyorum. Araştırdım haberciyim. Son 15 yılda Sayın Lütfü Savaş bir sürü binaya izin vermiş. Yapılmış. Onun yaptığı binaların çoğu yıkılmış. Onda da ölen insanlar var sorumluydu. Bence aynen AK Parti'nin... Büyükşehir belediyelerinin ruhsat ve inşaat ruhsatı biz vermeye... Biz aynen Malatya'da... Ya var yapmayın Allah. Malatya, Adıyaman ve Maraş'ta AK Parti'nin yaptığı gibi bence CHP aday baştan göstermemeliydi. Bence. Aday gösterdi. Tamam. Oraya kadar gösterdi. Gösterdikten sonra işte bir kısım tepkiler oldu dendi. Bir şeyler dendi. Orada CHP gitti aday olma dedi. Haluk Levent'e teklif gitti. O hayır teklif de değil dediler ama işte diplomasi yürüttük dedi. Sonra bir daha çağrıldı. Aday olma yerine başka birini ol söyle dedi. En sonunda da anketleri gösterip aday olmuş. Şimdi şöyle söylüyor. Ben diyor bakın TGT Haber'de az önce söyledikleri. Ben Sayın İmamoğlu Kemal Bey'i desteklediğim için aday yapılmadığımı düşünüyordum ama önümde bir engeli çıkartmayacaklardır herhalde diyor. Yani Sayın İmamoğlu acaba arasında bir tartışma var mı yok mu diye. İmamoğlu'nun benim hakkımda negatif düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Ekrem Bey ile bu konuyu hiç konuşmadık diyor. Kemal Bey'i desteklediğini açık açık söylüyor yani bu şeyde. Ama ben Hatay, mücadelem Hatay içindir. Sonuç itibariyle kendi anketlerimize güveniyoruz diyor. En büyük rakibimiz AK Parti diyor orada. Dolayısıyla da bu seçim şeyi kazanacağını söylüyor. Yani Sayın CHP yönetimi burada Sayın Özgür kötü bir yönetim gösterdi. Öyle dediği gibi yani Şaban Bey'in veya şey dediği gibi öyle hiç ruhsat vermedi. Bir sürü ruhsat verdi biliniyor. Zaten orada insanlar deprem bölgesinde tek tek şurayı sen yaptın, burayı sen verdin, izin verdi dendi. Burada tabii ki Maraş, Adıyaman, AK Partili belediye başkanları da dahil ama AK Parti onları aday yapmadı. Hatta çoğu ilçeyi bile değiştirdi. CHP burada kötü bir sınav verdi. Bence Lütfü Bey geçmişte başarılı olabilir. Aday yapmamalıydı. Şey olarak bu malzemeyi de hani bize diyorlar ya CHP'yi tartışıyorsun. Siz bu malzemeyi 10 kere gör bakın 6 defa 7 defa Özgür Özel'le Lütfü Savaş görüşmüş. 3 defa Haluk Levent'e teklif gitmiş. Bunu biz nereden okuyoruz? Muhalif gazetecilerden okuyoruz. Gidilmiş gelinmiş. Sonra hani o ruhsat vermedi filan bunlar da hani komikler. Bir sürü evi o izin veriyor. Büyükşehir izin vermesi ev mi yapılabilir? İlçedeki bazı şeyler haricinde kendi verdikleri var. Yani dolayısıyla burada... Cem Küçük, Büyükşehir Belediyelerinin... Yok Büyükşehir Belediyelerinin ruhsat verme yetkisi yok. Yetkisi yok. Yani, ilçe belediyelerde ruhsat vergisi şimdi bana da bir şey geldi. Bir sürü binanın yapımında... Ya bir saniye, bir sürü binanın yapımında... Bakın şimdi bana da bir bilgi geldi Cem, özür dilerim. Teknik bir şey söyleyeyim, bir dakika. Yani herhangi bir... Yapı denetim falan veriyor. Hayır hayır, bak bana gelen bilgi şu, belediyeden yine... İlçe belediyeleri ruhsat verir. 2014 öncesi merkezde Hatay'dan 22 belde Nagihan, belediyesi vardı. Bir sadece şey merkezde bak, onlar da bak, veriyordu. Yapı denetim ve benzeri birçok şey. Büyükşehir izin vermedi hiçbir bina yapılmaz. Bu İstanbul için de böyle, Kayseri için yapı de böyle. Yapı denetimini bakanlık yetkilileri yapıyor. Hayır hayır ya binaya bakanlık yapıyor. Niye karışsın? Şunu söyleyeyim. Eğer Büyükşehir istemezse her ilçeyi durdurur.
hata varsa beton ve benzeri durdurur. Yok, o inşaatta gitmez. Sayın İmamoğlu'nun bugün İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun durdurduğu bir sürü inşaat var. Ben hayır, biliyorum. Bakanlık bazı indi. Yetersiz diye bilmem nedir diye. Bakanlık değil efendim, bunu böyle çarpıtmayın. Ya, büyükşehir ama istemediği binayı yaptırmaz. Engelleyebilir. Yapı eksiktir der, tuğla eksiktir der, otoparkı yoktur der ve benzeri der. Zaten bu, insanların insanların Lütfü Savaş veya diğer belediye başkanlarına tepkilerinin sebebi ne? Yıkılan binalarla onunla alakalı. Şimdi neticede ya burada, yani bu öyle bir konu. Burada merkezi yönetimde, yerel yönetimde ya elbette, eşit derecede sorumlu. Ya depremde kim bu depremde hükümetin dahli yok diye kim söylüyor? Yani. Öyle bir şey ben hiçbir şey değil. Bu gece herkes şey yani öyle bir şey diyen yok. Ama bu konunun konuşulması hayır CHP şöyle yani burada hani hükümetin söylemediğimiz şeyler söylüyor. Hükümet tabii ki daha şey sorumluluğu var depremde yıkılan evlerde. Tabii ki ihmali var. Zaten kendileri de eleştiriyor. Ama geçen ben ne diyorum geçen sene seçim oldu. İmar haflarının sorumluluğu ya, imar yok. Şaban Bey imar hafı yanlış olsa bile İmar o evler imar hafı olduğundan dolayı yıkılmadı. Çok önceden yapıldığı için zaten kentsel dönüşüm yapılsaydı başarılı olurdu. Yıkılan binaların %10'u imar hafından yararlanan binalar. Bütün program boyunca kimsenin demediği şeyleri Kürt vatandaşları üzerinden ve benzeri diyordu. Ben diyorum ki o evet yanlıştı. Bence de yanlıştı imar affı. Bence Türkiye'de affların elbette neyini yanlıştı. Tabii ki. Ama kesinlikle. O çıktı peki, diye o binalar yıkıldı değil. Zaten o binalar 30 sene 40 nasıl sene oldu? Önce yapılmış. 20 sene önce yapılmış. 10 sene önce yapılmış. Çürük yapılan bina değil. Mesela TOKİ'nin yaptığı hiçbir bina yıkılmamış. Çünkü birebir kurallara uygun yapılmış. Burada da herkesin dahli varsa elbette dahli vardır. O da söylenir. Ama burada yani imar affı çıktığı için bu binalar yıkıldı demek doğru değil. Zaten yıkılacakmış o depremde. Yıkılan binaların %10'u imar hakkından yararlanan için binalar. Vardır. Dolayısıyla burada yani ben hükümetin dahli vardır diyorum bu binalarda. Eksikliği çok, sorumluluğu var. Ama büyük şehirlerin de var. İstemediği inşaatı durdurur. Ben durdurduğu büyük şehir inşaatlarını biliyorum. Dolayısıyla burada CHP, hı hı, hani diyorlar ya kardeşim siz eleştirmeyi kendiniz yani bize verirden. Ruhsat, ya inşaat saniye, ruhsatı verirken istemediği inşaatı durdurura geldin Cem. Durdur, tebrik ederim. Yapabilir. Bak ben inşaat ruhsatı veriyor diyor. İstanbul'da şimdi, bazı durdurduğu inşaatları sana beğen, nerede olduğunu söyleyeceğim. İstemediği binayı durdurabilir. Yani eksik vardığı için durdurabilir. Durdurabilir ama ruhsat veremez. Ruhsat veremediğini kabul ettin mi? Bak diyorum ruhsat ki. Ruhsat veremediğini kabul ettin mi? Bak diyorum ki eğer tuğlası eksikse, yapı denetimi eksikse, bilmem karot örneği yoksa yanlış yere yapıldıysa. Yapı denetimini de, bakanlığın yetkilendirdiği özel firmalar yapıyor. Ya büyükşehir kukla değildir. Büyükşehirlerin yetkisi Allah var. Allah. İstemediği inşaatı yaptırmaz, durdurur, mühürler. Her yerde bu böyledir. CHP ile ilgili şunu söylüyorum. CHP kendini eleştirmesinin sebebi kendileri bu gündemleri veriyor. Yani demle işbirliği yapıyor. Demle işbirliği yapmadınız mı diyeceğiz Esenyurt'ta, Akdeniz'de, Toroslar'da. Siz de korkmayın, çekinmeden yaptık deyin. Hatay'ı yanlış yönle yönettiniz. Çankaya'yı son güne kadar açıklayamadınız. İzmir'de sıkıntı oldu. Bunlar eleştirilir. Ya ne alaka var şimdi? Hatay'ı konuşuyoruz Cem Küçük. Ya hayır, CHP şeyi söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi niye bizden bahsediliyor? Niye sürekli eleştiriyor hükümet? Çünkü hükümet malzeme vermiyor. Hükümette listeler yapılmış, verilmiş, problem yok, itiraz eden yok, başka bir şey yok. Bunları söylüyorum. CHP'de ben böyle bir şey yok. CHP eleştirmedi ayrıca. Bence eleştirilen de olsa CHP iktidara mı gelecek? CHP eleştirince CHP'nin önüne geçiyor. Cem bitirince size geleceğim Şahan Bey. Bir saniye Allah aşkına ya. Deminden beri aynı şeyden şikayet ediyorsun. Aynısını yapıyorsun ya. Burada herkes bu konuda şikayet ediyor. Herkes birbirinin sözünü kesiyor. Ya iki CHP'ye laf söyleyeceğim. Demokrasiden bahsediyorsunuz. Burada en mağdur sana üstüne. Evet. Hayır. Ara ara bakıyor bana bir şey hayır diyemiyorum. Ya geleceğim burada şöyle bir şey var. Ya geçmişte olan bir şey. Hadi, ya CHP'yi eleştirince ya da ya CHP eleştirilmeyecek mi? CHP geçen sene en kolay seçimde başarısı da olmuş. Yenilmiş. 17 seçimde kaybediyor. Hiçbir seçimi kazanamayan bir partiyi eleştirmekten daha doğal ne olabilir? Benim için, benim gibi düşünenler için bu ülkenin problemi CHP'dir, muhalefettir. Hükümeti zorlamıyor. Hükümet de zorlamadığı için boş kale kendi oynuyor. Siz de zorlayın hükümeti. Geçen sene en kolay seçimi kazanamadınız ya. Zorlayın. Şaban Sevinç, malzemeyi CHP mi veriyor? Bir dakika, bir kere, çok teşekkür ederim. Bir gayet açık ve net anlaşıldı. Herhangi bir CHP'li gazetecinin ben geçen sene hepsi Erdoğan dönemi bitti, AK Parti dönemi bitti, biz geliyoruz dedi. Biri bile özür dileyip de biz hatalıyız demedi. Bütün suçu da Kemal Bey'e yıktılar. Şaban Bey, malzemeyi CHP veriyor der Cem Küçük. Ne dersiniz? Bir de mesela Sarıyer Belediye Başkanı'yla
Açık ve Net'in ilk diliminde konuştuk, konuğumuz oldu. Kendisi de mesela kızgın değilim ama kırgınım dedi. Ben MYK'dan sonra televizyondan öğrendim aday olmadığımı dedi. Oysa ki son ana kadar bana aday olacaksın dendi dedi. Bir yandan Eskişehir örneği var. Yılmaz Büyükerşen gibi bir isim mesela aday gösterilmedi. Orada da süreç nasıl yönetildi diye sonrasında çok konuştuk. Tunç Soyer var İzmir'de. O da başka bir örnek. Daha sonra genel başkanla bir görüşme yaptı ama ben başka bir mevki istemiyorum dedi. Bütün bu örnekleri böyle peşi sıra koyduğunuzda teşbihte hata olmaz. Yani züccaciye dükkanındaki fil gibi böyle biraz kıra dökemi ilerliyor CHP. Soruları da sorulur, ne dersiniz? Bir de son şunu da ekleyeyim Şahin. Son şey yani yine bu bununla ilgili şaşırdı mı, bekliyor muydu? Ve bir de bir dakika çok özür dilerim. Lütfü bütün savaşı. Bu soruları dönüşte sizden yanıt alayım. Neden? Çünkü çok kısa bir reklamım varmış ve hiç marjım sana yokmuş. Bir reklama gideceğiz, geleceğiz. Ne? Bir reklamımız vardı, geride bıraktık. Devam ediyor Açık ve Net tüm hızıyla, hararetiyle. Şöyle Şaban Sevinç, bir soru sormuştum. CHP biraz bu aday belirleme sürecinde kıra dökemi ilerliyor. Bu eleştirilere ne dersiniz? Buyurun. Evet, teşekkür ederim Selam. Şimdi şöyle, elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hani bazı yanlışlar oluyor. Yani bu aday sürecinde hani bazı yerlerde yanlış aday belirlediği oluyor. İşte tartışmalar çıkıyor. Efendim çok sayıda aday başvurusu oluyor. O adaylardan doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de tüm parti yönetimi de her ilçede, her ilde kazanmak istiyorlar. En yüksek oyu almak istiyorlar ve dolayısıyla en doğru adayı bulmaya çalışıyorlar. Bunun için inceleyip sık dokuyorlar. Tabii ki hatalar da oluyor. Çünkü hani söylediğim gibi yani 1393 belediye var. 1393 belediye var ve yani düşünün her yere ortalama işte ne bileyim 10 kişi başvurduğunu düşünseniz 13.000, 15.000 kişi adaylık talebinde bulunuyor partiden. Yani sadece belediye başkanlığı için bir de meclis üyelikleri var, o daha yüksek bir rakam. Dolayısıyla hani bu çalışmalar yapılırken tabii ki bazen yanlışlar da yapılıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tabii bu adaylaşma tartışmaları biraz da kamuya açık yapıldığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geleneksel yapısı itibariyle tabii kamuoyunda çok görünür hale geliyor CHP içindeki tartışmalar. Kamuoyunda görünüyor, hatta kamuoyu önünde yapılıyor CHP'nin tartışmaları. Diğer partilerde öyle değil. Diğer partiler daha kapalı kutu götürüyorlar bu tartışmaları. Ancak istifa olduğu zaman ya da görevden af edilme olduğu zaman kamuoyunun haberi oluyor iktidarda ya da işte diğer sağ partilerdeki. Bu nedenle mi ağırlıklı olarak CHP konuşuluyor diyorsunuz? Evet, yani bu nedenle. Çünkü Cem Küçük mesela malzemeyi CHP veriyor diyor. Siz de diyorsunuz ki ağırlıklı olarak daha açık ilerlediği için CHP içerisinde bu süreç. Evet, CHP daha açık yapıyor bu tartışmaları. Bir de memnun olmayan adaylar CHP'de hani böyle bir iktidar ya da işte ne bileyim genel başkan korkusu olmadığı için memnun olmayan CHP'liler çıkıp bunu kamuoyunda da tartışabiliyorlar. Yani partisini eleştiriyor, işte genel başkanı eleştiriyor yerine göre. Bu mesela AK Parti'de böyle bir şey yaşanması mümkün değil. Yani hani ama CHP'de bunlar olabiliyor. CHP'nin de işte yapısı biraz öyle. Yani hani daha böyle iç tartışmaları dinamik sürdüren bir parti geleneksel olarak. Şimdi durum bu. Bir, ikincisi de tabii medya AK Parti'yi hani gerektiği gibi tartışamıyor iktidar partisini. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmak daha kolayına geliyor medyanın. Hem sosyal medyanın hem de konvansiyonel medyanın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha kolay tartışıyorsun. İşte bir müeyyidesi yok, bir yaptırım yok, bir endişesi yok. Daha konforlu bir alan CHP'yi eleştirmek. Biraz onun da çok katkısı var. Yani hani CHP tartışmaları kamuoyu önünde yapıyor. %50 bu. %50 de medyanın CHP'yi daha kolay tartışması, yani bir CHP'yi tartışmaktan bir endişe duymaması diyeyim. Dolayısıyla hani işte tabii Cem Küçük de geliyor burada CHP malzemeyi veriyor diyor. Halbuki bizim konuşabileceğimiz o kadar iktidar malzemesi var ki önümüzde ama onları görmüyoruz, görmezden geliyoruz. Yani mesela işte İliç'te hala işte 9 vatandaşımız toprağın altında. Yani orada bir Amerikan firmasına
altın Kanada fırsatı verilmiş bu iktidar tarafından. Kanada. Kanada firmasına. Mesela onun sorumluları hani pek tartışılmıyor, görülmüyor. Yani işte bir müdür tutuklanıyor, işte 7-8 kişi orada çalışan gözaltına alınıyor. Ama o ruhsatı kim vermiş, o madenin ÇED raporunu hangi bakan imzalamış, efendim o ÇED raporu nasıl yapılmış, 135 kez denetim yaptık diyorlar. 135 kez denetim yapılan bir yerde böylesine 36 milyon metreküp usulsüz toprak yığını nasıl oluşmuş, o yığının 10 milyon metreküpü nasıl kaymış da 9 tane vatandaşımız altında kalmış, doğa tahrip olmuş filan. Bunlar hiç tartışılmıyor. Bunun siyasi sorumluları tartışılmıyor, tartışılamıyor. Ondan sonra işte varsa yoksa CHP'de, CHP aşağıya, CHP yukarı. Böyle bir durum var hani CHP'nin tartışılmasıyla ilgili benim tespitim. Şimdi Hatay özeline geldiğimizde Sena Hanım, şimdi bir defa ben şahsen hani Lütfü Savaş'ı tebrik ediyorum hakikaten. Biraz önce Nagihan da söyledi. Ya Lütfü Savaş adaylığını adeta söke söke şey yaptı yani geri aldı. Söke söke geri aldı adaylığını. Yani böyle güçlü bir siyasi duruş göstermeseydi, hani ben mücadeleyi CHP'de öğrendim demiş Nagihan'a. Hakikaten de o güçlü o mücadelesini vermeseydi bugün Lütfü Savaş aday olmayabilirdi. Aday değişmiş olabilirdi. Ama o çok kararlı o güçlü duruşuyla yani elinden alınmak istenen adaylığı tuttu ve hani kotara kotara aldı. Onun hakkını vermek lazım. Tabii biraz da Lütfü Savaş bu süreçte hani demin dediğim nedenlerle hükümetin suçları, hükümetin kabahatleri bizler tarafından gerektiği gibi tartışılamadığı için sanki bütün bu depremin sorumlusu, suçlusu, günah keçisi Lütfü Savaş ilan edildi. Şimdi Lütfü Savaş diyor ki ya yasada açık hüküm var. Ben inşaat ruhsatı vermedim. 10 yıldır tek bir inşaat ruhsatı vermedim. Veremem zaten diyor. Büyükşehir belediyelerinin inşaat ruhsatı verme yetkisi yok. Ama şimdi gazeteci arkadaşlar çıkıyor diyor ki ya verdi. Yıkılan binaları Lütfü Savaş şey yaptı, ruhsatlandırdı. İşte Lütfü Savaş ruhsat verdiği için yıkıldı. Ama şimdi biz mesela yıkılan binaların %10'unun imar affından yararlanan kusurlu binalar olduğunu biliyoruz. Bu resmi rakam. İmar affından yararlanan kusurlu binalar depremde yıkıldı. Yani ölen vatandaşlarımızın %10'u imar affı nedeniyle öldü. Peki bu imar affını kim çıkardı? Yani bunlar hiç konuşulmuyor mesela. Mesela bakın şimdi Hatay, yani tek suçlu Lütfü Savaş gibi gösterilmeye çalışılıyor ya. Şimdi Hatay'da mesela şimdi hükümetin yaptırdığı, yani iktidarın bizzat yaptırdığı hastane yıkıldı. Hastane. Onlarca çocuk öldü hastanede. Bu konuşuldu mu yeterince? Ya bunun sorumlusu kim? Bu hastaneyi kim yaptırdı? Hangi müteahhite yaptırdı? Hangi bakan yaptırdı? Siyasi sorumlusu kim? Hiç konuşulmadı. Ya ben efendim, bunlar doğru ama yıkıldı, bu tartışmayı mesela da biz CHP üzerinden kucağımızda bulduk ama, öyle değil mi? Bir dakika. Yani bu onlar ama bir dakika. Yok, CHP, çok CHP, önemli şimdi ve konuşmamız başka bir şey gerekir ama bir yandan da Sayın Özel içine bir türlü sindiremedi Lütfü Savaş'ın adaylığına. Açıklandığı günden ama beri oraya da elimizde daha yok, iyi aday oraya, yoktu oraya da geleceğim. Etti. Yani biraz tuhaftı. Oraya da geleceğim, oraya da geleceğim. Bakın stadyum yıkıldı. Yeni yapılmış stadyum yıkıldı. Havalimanı yıkıldı ya havalimanı. Havalimanı yıkıldı. Şimdi bunları Lütfü Savaş mı yaptırdı? Ya bunları yaptıran bir siyasetçi yok mu? Var. Niye konuşulmuyor? Niye bilmiyoruz biz bu siyasetçiyi? Tabii haklısın. Çünkü konuşulmuyor. Yani. Konuşulması yasak adeta. Adeta yasak. O zaman vur Lütfü Savaş'a. Yetmezse vur CHP'ye, CHP'li belediyelere diye genelde CHP'ye işte şey yap, hani kötü ilan et, işte en büyük AK Parti falan diye böyle bir dil Türkiye'de maalesef gidiyor. Hani CHP malzemeyi veriyor İlginç olayı. CHP'liler Lütfü Savaş'ı böyle bakıyorum. Suçladılar. Şimdi, yani çok özür dilerim. Şimdi yani, Lütfü Savaş sabırla özelinde, bekliyorum da. Gel, tamam, geleceğim. Özgür Özel dedi ya, Özgür Özel dedi. Ya dedi. Depremde. Geçenlerde de Hatay'da bir şey oldu. Lütfü Savaş'a karşı bir tepki oldu. Zaten anketlerde de gerilim. Düşüyor dedi. Evet. Yani bu senin anlattıklarına geliyorum. Senin anlattıkların var ya. İzni o verdi Şaban ya. Bey. İstemediğim yani sizin biraz önce anlattığınız ya. Yani
Vurun Abali'ye deniyor, ya. Lütfi Savaş'a yükleniliyor diye başlattığınız tartışma var ya, o tartışmayı da CHP başlattı. İşinin gitene hem de şimdi genel başkanı başlattı. Geliyorum. Tabii Şurada zaten süremiz de biraz kısa, o nedenle tamamlamanızı isteyeceğim. Sonra diğer konuklarıma da söz vereceğim. Tamam. Hemen topar. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştiriyorum. Yanlışlarını söylüyorum. Şimdi bakın, Lütfü Savaş olayını doğru yönetilmedi. Sayın Özgür Özel, Sayın CHP Genel Başkanı en baştan çok doğru bir karar verdi. Özgür Özel'i aday yaparak. Bakın, Lütfü Savaş'ı aday yaparak çok doğru bir karar verdi. Ben Lütfü Savaş'ın aday yapılmasını en baştan çok doğru bir karar olarak hani şey yaptım, değerlendirdim kendi adıma. Başka aday bulamadık. Başka aday bulamadık. Dedi ki başka aday bulamadık. Çevreden, kırsaldan çok alıyor, onun için aday yaptık dedi. Başka bir aday bulabilseydik yapacak. Bu cümleler de Özgür Bey'in cümlesi. Şimdi şöyle, biraz önce depremde hükümetin suçları, hükümetin günahları, hükümetin yanlışları tartışılamadığı için Türkiye'de Lütfü Savaş depremin günah keçisi gibi ilan edildi. Ve Türkiye'deki popüler isimler, şimdi bir çırpıda sayarız. İçinde artistler var, sanatçılar var, televizyon programcıları var, şöhretli arkadaşlarımız var, gazeteci arkadaşlarımız var çok sayıda. Lütfü Savaş aleyhine bir kampanya başlattılar aday ilan edilmesinden sonra. Vay, Lütfü Savaş'ı mı aday gösterdiniz siz? Vay işte nasıl gösterdiniz? Ya olur mu, Lütfü Savaş aday gösterilir mi falan gibi. Yani hani depremin sorumlusu kişiyi aday yapmış CHP gibi bir algı yaratıldı. Ya koskoca sanatçılar tweet attılar. Yani rezalet, utanmıyor musun? İşte nasıl aday oluyorsun falan gibi. Yani aslında CHP hani, kaybetsin diye mi yaptılar bunu? Yanlış algılarla, toplumsal şey sürükleniyor ki, toplumsal duygu ve bakışlar, yaklaşımlar. Buna hepimiz kapılıp gidiyoruz zaman zaman. Peki. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel de tabii bu tartışmaların etkisinde kaldı. Özgür Bey de bu tartışmaların etkisinde kaldı. Acaba Lütfü Savaş'ı ben yanlış mı yaptım onu aday yaparak diye. Ve hakikaten de bu ayın başlarında, yani 7'si 8'i gibi, Şubat 7-8 Şubat gibi Lütfü Savaş'ı değiştirsem mi acaba diye kafasında bir tartışma yaşadı Genel Başkan. Bunu yakın çalışma arkadaşlarına da ifade etti. Ya daha iyisini bulabilir miyiz bir bakalım falan gibi. Baktılar da hakikaten hani Lütfü Savaş'ı çekersek yerine kimi koyabiliriz diye bir arayış da oldu. Kimi isimlerle görüştüler falan. Ama sonunda süreç buraya işte geldi bu, diyorsunuz. Geçtiğimiz gün yapılan, tabii bu süreçte Lütfü Hatay'daki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, yani hem ilçe örgütleri hem il örgütü Lütfü Savaş'ın arkasında durdular. Onlar genel merkeze sürekli biz Lütfü Savaş'la devam edelim, bu seçimi Lütfü Savaş'la kazanırız, başkasıyla kazanamayız diye genel merkeze sürekli bir şey, yani kanaat, görüş ilettiler. Bildirdiler, peki. Dün de Sayın Özgür Özel, dün de Genel Başkan bütün ilçe başkanlarıyla tek tek kendisi görüşmüş, Hatay'daki CHP ilçe başkanlarıyla. Yetmemiş, ilçelerde aday yaptığı belediye başkan adaylarıyla da görüşmüş, milletvekiliyle görüşmüş. Hepsi de demişler ki Savaş'la devam edelim. Savaş'la biz bu seçimi alırız demişler ve Lütfü Savaş'ı tekrar hayırlı olsun diye kucaklaşmışlar ve tekrar adaylığını hani söke söke aldı. Yani Özgür Bey de o kafasındaki tartışmayı dün gece itibariyle sonlandırdı ve şimdi bu tartışmalardan, bütün bu tartışmalardan Lütfü Savaş ciddi bir ivme de kazanabilir. Bir seçim başarısına da gidebilir bu. Çünkü hakikaten güçlendi. Bu Hatay'da bir seçim zaferine dönüşebilir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Hasan Öztürk, bir ivme kazanır mı bu tartışmalardan Lütfü Savaş, yoksa bu bir bu kadar çok tartışılmış olması bir yıpranmayla neticelenir mi? Nereden bakıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Küçük Şahin'e de aynı soruyu soracağım. Sonra. Ama ben birkaç şey hatırlatayım. Önce iki tane haber okuyacağım. Önce haber okumadan önce Habertürk'ün editoryal tercihlerini sorguladı ya biraz önce Şaban Sevinç. Tabii sizin yayın politikanızı belirlemeye kalktı.
neden dedi bunu konuşuyorsunuz, başka şeyler konuşacağız dedi. Hasan bunu Bey, hatırlatmak Hasan isterim. Bey, Hasan Bey. Şimdi Hasan ben devam edeyim ya. Hasan Bey, valla biz 3-5 dakika konuşayım. Bakın Hasan Bey, ben Habertürk'ün editoryal ya da Habertürk'ün yayın politikasına bir şey söylemedim. Ben Habertürk'ün yayın politikasına bir şey söylesem, şaşı baksam zaten burada olmam. Keşke sizin de çalıştığınız kanallar Habertürk kadar Türkiye'nin hani böyle özgür ve bağımsız yayıncısı olsa. Gayet evet. İyi yani ülkesi güzel, bir de gayet güzel, iyi bir yer. Güzel yani. Güzel. Bizi izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun. Devam edeyim. Şimdi iki tane haber okuyacağım. Bunlardan birisi 16.2.2023'te yayınlanmış. 16.2.2023. Yani biz 6 Şubat'ta depremleri yaşadık 10 gün sonra. Haber şu. Kahramanmaraş depreminin ardından günlerdir iktidara imar affı eleştirisinde bulunan CHP'nin 4 Ocak 2023 tarihinde TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sunarak imar affının kapsamının genişletilmesini talep ettiği ortaya çıktı. Bu bir. Geçtik. Haber iki. Haber iki. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Hatay'ın merkez noktalarından Emek ve Aksaray mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen kentsel dönüşüm projesine karşı çıktı. CHP'li Savaş 2019 yılında mahalleliye toplayarak kentsel dönüşüme karşı miting yaptı. Ben yorum yapmıyorum. Bunlar burada dursun. Ben de şimdi İki. Ülke Devam TV'den ediyorum. Buldum şimdi. Senin kanalından buldum. Devam edeyim. Şimdi buraya notlar aldım. Bu tartışmaları gerçekten CHP veriyor bize malzeme olarak. Ve iş o kadar böyle sizin tabirinizle Cacı'ya dükkanına girmiş film misali oluyor ki kırıp dökülerek oluyor. Biraz önce story bir fotoğraf koydunuz. O Züccaciye dükkanında kırılan cam çerçeve. Hayır hayır. Liste vardı ya. Kafaları yani koparılmış diyeceğim ben. Yanlış anlaşılmasın. Battal İlgezi dahil, Şükrü Bey dahil, Sarıyer Belediye Başkanı dahil, Tunç Soyer'in olduğu liste arıyor. Vardı. Acaba ve, yayına bağlanmak ve ister bu, mi? Bu tartışmalar esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li seçmene seslenip alternatifiniz var, ümitsizliğe kapılmayın cümlesini hatırlatmak istiyorum. Şimdi Lütfü Bey kesinlikle halkla ilişkileri müthiş güçlü bir isim görebildiğim kadarıyla. Hatay'da da bunu görmüştüm. Halkla ilişkileri çok güçlü. Ve bu isimle bu isim... Siz bunu diyorsunuz. Hayır onu demiyorum. Onu demiyorum. CHP'nin listelerine giremeyen CHP belediye başkanları Gürsel Tekin'in olduğu liste vardı. Evet önemli değil. Şimdi Kerem bana söylüyor onu da anlatayım. O da var, bu da var diyor. Yani burada AK Parti, İYİ Parti hepsini listelediğimizi söylüyor Kerem. Amin Nacım. Şimdi onu da görelim. Halk ilişkileri güçlü bir isim. Dün Saygı Öztürk'ün köşesinde vardı Sözcü'de. Deniyordu ki Sözcü'deki o yazıda. Lütfi Savaş bağımsız aday olamayacak halde istifaya zorlanıyor ya da görevden el çektirilmeye zorlanıyor. Son ana kadar beklenecek, öyle el çektirilecek. Çünkü bağımsız aday olursa CHP'nin kazanma şansı yok. Çok özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Lütfü Bey mesaj atıyor bana, programa katılabilirim diye. İsterseniz arkadaşlara numarayı gönderelim. Yani programın sonundayız. Şöyle, bilmiyorum uzayabilir miyiz? Bir arkadaşlarım görüşsünler. Tamam. Kerem baksın. Şayet eğer uygunsa, uzayabiliyorsak, bağlayabiliyorsak bağlarız. Ben numarayı da göndereyim arkadaşlar. Tamamlayın Hasan Öztürk. Adayımız Lütfi Savaş diyen de Sayın Genel Başkan Özgür Özel. Adayımız Lütfi Savaş değil diyen de, anketlerde çıkmıyor diyen de ve en önemlisi de şu cümle. Lütfi Savaş da beraber, Lütfi Savaş'ın göstereceği bir adayı Lütfi Savaş da beraber kazandırabiliriz cümlesi de yine Sayın Özgür Özel'e ait. Ben son cümle olarak şunu söyleyeyim, tabi uzatmaya da gerek yok. Lütfü Savaş tartışmasını da biz başlatmadık. Televizyoncular ve gazeteciler olarak söylüyorum. Battal İlgezdi'nin Aleviler ve Kürtler CHP'den tasfiye ediliyor cümlesini de kuran veya kurduran biz değiliz. Ya da düne kadar aday olacakken, adaylığı konuşulurken, aday gösterilmeyince partisinden istifa eden eski genel sekreter, eski il başkanı Gürsel Tekin'i konuşturan da biz değiliz. Bu tartışmaların tamamını CHP içerisinde yaşıyoruz ve konuşuyoruz. Şükrü Küçükşahin, buyurun. Tabii Hasan Bey, şöyle AK Parti aday yapılmayanlar büyükelçi olarak atandığı için onlar itiraz etmiyor, ekranlara çıkıp partilerini eleştirmiyorlar. CHP'nin büyükelçi atama imkanı olmadığı için
ekrana çıkıp partiyi eleştiriyorlar. Aday yapılmayanlar. Tabii kapıları kapatın, adamlarla görüşmeyin, muhatap almayın. Cumhuriyet, partinin AK Parti büyükelçi olarak adamlara atıyor. Adamlara nezaketsizlik Gürsel yaptı. Tekin istifa etti ya. Öyle mi yani? Yılların CHP, yılların Gürsel Şimdi, Tekin'i, yılların Sinan, siyasetçisi istifa etti ya. Buyurun. Müsaade eder. Şimdi bir, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adaylaştırma sürecinin sıkıntılı olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerjisini ortadan önemli ölçüde kaldırdığını bu ekranlarda söylemiş birisiyim ve bu yöntemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de örnek oluşturacak şekilde yapabileceğini de belirtmişim. Hatay konusunda da bir yanlış sürecin gittiğini zaten hepimiz birlikte gördük. Bunu da söyleyeyim. Yanlış mı yönetildiğini düşünüyorsunuz? Tabii yani bunu zaten şimdi söylemiyorum. Daha önceki yayınlarda da bunu ifade ettim. Ama bunu hani CHP'yi eleştiriyor anlamında da söylemedim ama bütün siyasi partiler için aslında bu sorun. Dünya demokratik ülkeler bu işe tartışmasız çareler bulmuşlar. Kimin nereye nasıl aday olacağı bellidir. Bunu Türkiye'de yapabilir ama niyeyse siyasi partiler kanunu buna adam gibi el vermiyor ve bunu da kimse de değiştirmek istemiyor. İşte Sayın Gürsel Tekin'in bunları yanında diye da diye gitti aynı şeyi söyledim. Aynı şeyi söyledim. Şimdi bu sistemi uygulayanların bence ve de aynı şekilde aday belirleyenlerin bu itirazlarını ben en azından samimi bulmuyorum. Hele de 40 yıllık partiliyim anlayışıyla konuşulmasını da bu anlamda doğru bulmuyorum. Şimdi evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılanlar var, bağımsız aday olanlar var. Demin baktım 12 resim vardı. Diğer partilerde de hemen hemen aslında o kadar var ama deminden beri konuştuğumuz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunları konuşmak kolay. Bu itirazları yapmak son derece kolay. Bakın yine söyledim bugün işte sizin yayınınızda Sayın Şükrü Genç dedi ki ben televizyondan öğrendim dedi. Hı-hı. Hatırlayınız burada İzmir Belediye Başkanı ve işte Sayın Battal İlgez dedi aynı şöyle dediler. Biri dedi ki 5 dakika önce bana bildirildi. Öbürü dedi ki sabahleyin dedi beni Ekrem İmamoğlu çağırdı o bana bildirdi. Bunu da eleştirdiler. Yani şimdi oysa ki o önceden haber verme nezaketti ama o da eleştiri konusuydu. Niyeyse bu partide, parti içinde hele hele de iddialı bir şekilde ben partiliyim diyenlerin yaptığı bir eleştiri ve ben anlamıyorum gerçekten bir siyaset gözlemci olarak. Bakın ne güzel değil mi? Genel başkanı Şükrü Genç'i aramış. Daha ne olabilir Allah aşkına? Aday olma demiş. Ama yok Şükrü Genç'i siz buradaydınız. Ben dedi ki çıkışta karşılaştık. Eğer Şükrü Küçükşen beni eleştirirse benimle ilgili yazısı var. Doğru. 5 yıl önce yazdığım bir yazı vardı. Belediyecilik örneklerini vermiştim birkaç yazıda ve hakkı olduğuna dair öyle bir şey. Evet şimdi de aynı eleştirileri yapabiliyorum. Yani sonuçta baktığınızda ben aday yapılmadım. Sarıyer'i bir tek ben yönetebilirim. Benim projelerimi bir tek ben bitirebilirim. Bir tek ben herkesi dinliyorum. Bir tek ben seçim kazanabilirim. Ama senin partinin yönetimi genel başkanında diyor ki hayır diyor. Ama şimdi kendisi şunu da söyledi. Neyle söyledi? Dedi ki eğer dedi başka bir aday göstermek isterlerse bunu da benimle istişare etselerdi dedi. Ben de projelerin devamı için CHP'nin de kazanacağı bir formülle bir ama, aday önerebilirdim ama Sena Hanım, de dedi. Bakın orada ısrarla diyor ki hayır. İşte şu aday olmazdı, bu aday olmazdı bir tek benimle kazandı dedi. Ama öbür tarafta parti yönetimi de diyor ki arkadaş 3 dönem teşekkür ederiz. Artık seninle seçim kazanabileceğimizi düşünmüyoruz. Ya da yoruldun ya da başka bir nedenle seni aday yapmıyorum dedi. Şimdi buna kızıp bakın sonra kızmadım. Bağımsız aday olmak bir parti kültürüyle ne kadar bağ dışarı anlamıyorum ama hakkı bir şey de demiyorum. Seçim sürecinde de göreceğiz. Sonuçta da ben kazanacağını düşünmüyorum. Burada da söylüyorum yani. Kaybedecektir. Peki o zaman kendimizi nasıl partili görüyoruz? Ya da tekrar söyleyeyim. Genel başkanı da aramış. Yani mazeret bu anlamda çok. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşmak da son derece doğal. Şimdi isterseniz Lütfi Savaş konusunda da. Benim olsun. Anladığım Hatay'daki yapıyı ortaya koymuş. 10 yıldır ki 2014 yılında çıkan bir yasayla ruhsatlandırma yetkisi ilçe belediyelerine verilmiş. Mesela merkezde 10 yıldır AK Partili belediye var merkez ilçede.
Ama tabii niyeyse bunu da kabul etmiyoruz. Ayrıca da kentsel dönüşüme karşı çıkmış değil. Yani orada bir rant yapılanması anlamına karşı çıkıyor. Oysa örnekleri de var, gösterebilirim de. Sayın Murat Kurum döneminde bakanlığa yazdığı pek çok projeye cevap dahi alamamış. Bunları hep anlatmış orada. Onun için şimdi söylüyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şimdi bir reklama gidelim, gelelim. Reklama gidelim, gelelim, devam. Çok teşekkür yani ediyorum. Yani Cem Küçük, Hasan Öztürk, Nagihan Alçı, Şükrü Küçük Şahin, Şaban Sevinç ve Nasuh Güngör. Çok teşekkürler katıldığınız için ve siz değerli izleyenlerimize çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için iyi geceler efendim. Fuga Mobilya sundu.